Hepimiz hoş geldik. Ben Talha Öksüzoğlu, İTÜ Mimarlık mezunuyum. Şimdi de Şehir Üniversitesi'nde araştırma görevlisiyim. Bugünkü konuklarımızla aslında yakınlığımdan dolayı programı benim sunmam istendi. Emre Özkan ve Sibel Özkan bana senelerdir aslında abilik ablalık yapıyorlar. İkisinin de isteğiyle normalde program gereği Emre Bey, Sibel Hanım diye ben şey yaparız diye istiyordum ama normal olarak günlük samimiyetimizle konuşalım. Hatta öğrenciler de Emre abi, Sibel abla diye sorularını sorsunlar dediler. Dolayısıyla Emre abiyle Sibel ablayla bugün bu şey programı yapacağız. Emre abi de Sibel abla da 19 senedir Amerika'dalar. Dolayısıyla programın da gidişatı genel olarak Amerika'daki mimarlık meseleleriyle ilgili olacak. Bir kızları, bir oğulları var. Kızları Amerika'nın en iyi mimarlık okullarından birinde. Pratt'ta çok başarılı bir öğrenci. İnşallah o da ailenin ikinci nesil mimar olacak. Oğulları da böyle bayağı bence genius bir çocuk. Ortaokulda henüz. Yusuf Kerem. Kendilerinden biraz böyle kısaca bahsetmek gerekirse 1971-72 doğumlular. Emre abi ile Sibel abla. Emre abi Mimar Sinan mimarlık mezunu. Sibel abla Yıldız Teknik mezunu. Emre abi sanırım 94'te Cansever ofisinde çalışmaya başlıyor. Sibel abla 95'te başlıyor. Tanıştıkları yer aslında Cansever ofisi oluyor. Mehmet Bey, Mehmet Öğün bizim ofis çok fazla hayra vesile olmuştur de. Onlardan bir tanesi Emre abi ile Sibel ablanın evliliği. Üniversite mezuniyetinden sonra evleniyorlar. Emre abi yüksek lisansına İTÜ'de bina bilgisinde başlıyor. Mimar Sinan'da da aslında Sibel ablanın biraz vesilesiyle anladığım kadarıyla yapım yönetiminde asistan oluyor. Sibel abla da yapım yönetiminde yüksek yapıyor. İBB Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü'nde çalışıyor. Plan Proje Müdürlüğü'nde çalışıyor. O sıra kızları Ayşe Elif dünyaya geliyor. 2000 yılında Emre abinin bir arkadaşı bildiğimiz Green Card'a başvuruyor. Green Card'a başvururken Emre abiye de vesile oluyor aslında. Emre abilere Green Card çıkıyor. Emre abinin şöyle bir Amerika'yla daha önceden bir anısı var. Kendisi lise yıllarındayken abisi, ablası akademik hayatları için Amerika'da bulunurken Amerika'yı ziyaret etmiş ve aslında Amerika'daki ahşap evleri, mahalle ortamını gördükçe, yani oradaki yapı stoğunu gördükçe o zamanlar mimar olmaya karar verdiğini söylüyor. Dolayısıyla Green Card çıkmasıyla da Amerika'ya kalıcı olmamak üzere sadece doktora eğitimi ve birazcık çalışıp tecrübe edinmek üzere kısa süreliğine gidiyorlar. Amerika'ya gitmeleri 2001 yılına denk geliyor. 11 Eylül'ün hemen arkasından sanırım 2-3 hafta sonra gidiyorlar. 11 Eylül'den 2-3 hafta sonra Müslüman olarak Amerika'ya gitmek iş bulma konusunda bazı sıkıntılar yaşatıyor kendilerine ama sonrasında ikisi de birçok ofiste çalışıyorlar. Virginia bölgesinde yaşıyorlar. Orada Virginia bölgesinin büyük mimarlık ofislerinde de çalışıyorlar. Amerika'da imza yetkisine sahip olmak çok kolay değil. Bunu daha sonra ayrıntılı olarak da değineceğiz. Dolayısıyla bu imza yetkisi edinebilmeleri bir süre, ciddi bir süre alıyor. Sonrasında ise kendi ofislerini kuruyorlar, home ofislerini. Sibel abla belli bir dönem sonra tam ne zamandır bilmiyorum ama herhalde Yusuf Kerem'in doğumundan sonra olacak. Ayrılıyor kendi. 2013'te ben 2013'te Kerem 6 yaşında, 7 yaşındaydı Ya o herhalde. zaman bayağı sonra Yusuf Kerem'den de. Ayrılıp bu sefer tamamen hem annelik görevi, hem ev işleri, hem ofis, home office hepsine koşuşturuyor. Emre abi Amerika'daki çok büyük ofislerden bir tanesinde 4-5 ay önce başka bir ofisle birleşti ama Gödrö diye, Gödrö Architects diye yanılmıyorsam 3. nesil mimarın yönettiği Dedeleri kurmuş 1927 yılında. torun mimar yönetiyordu. 12 senedir orada çalışıyor ama Emre abi de boş bütün vakitlerinde home office'e elinden geldiğince destek veriyor. Home office'lerin ismi Search ya da SERCH diyelim. Emre Virginia bölgesinde yaptıkları aslında birçok büyüklü küçüklü iş var. Bu işlerden dahil oldukları bir iş sadece Virginia bölgesi için değil aslında Amerika bölgesi için
Amerika'da yaşayan Müslümanlar için çok özel bir ölçekti. Amerika'nın en büyük camisi Diyanet Center of America, Hassa Mimarlığın tasarladığı proje, Diyanet'in işveren olduğu, Washington DC'nin yakınında, Lanham'da ki bir külliye aslında. Orada da bazı görevler alıyorlar. Bu projeye de sonradan değineceğiz. Şimdi öncelikle soru kısmında şeyden, Cansever Ofisi'nden başlayalım diye düşündüm ama Cansever Ofisi'ni ilk önce Emre abi senin öyle bir Yusuf abi üzerinden, Yusuf Özdamar abi üzerinden evet. Bir anın var. Arkadaşlar da Yusuf abiyle röportaj yapmışlar, mimarhane ekibi. Birazcık da tanıyorlar. Nasıl evet. İlk siz Cansever Ofisi'ne ekip olarak nasıl girdiniz? Yusuf abi nasıl girdi, siz nasıl girdiniz? Senin az önce bahsettiğin gibi ben 1989 yılında lise 2'den lise 3'e geçtiğim, lise son sınıfa geçtiğimiz yaz Amerika'ya gelmiştim 2 ay kadar. Ve o zaman hani Türkiye'de, ben Eskişehirliyim aslında ama Eskişehir, İstanbul, Bursa, Ankara, Kütahya, o bölgelerdeki şehirleri yakından biliyorum. Orada gördüğümden farklı bir mimarinin de buralarda olduğunu gördüm. Ve o mimari ve şehirleşme soruları kafamda oluşmaya başladı ve mimarlık yazmaya karar verdim üniversite sınavında ve 90 yılında Mimarsan Üniversitesi'ne girdim. Tabii mimarlık hakkında önceden çok bir bilgim olmadığı için okuyup araştırıp anlamaya çalışıyorum. Kafamda birçok sorular var. Cevaplanmamış sorular vardı. Onların bir kısmını 1991 yılının Mart ya da Nisan ayıydı galiba, bir o zaman için Ramazan Bayramı tatili gibi bir zamanda Arredamente Dekorasyon dergisinde Mimar Turgut Cansever'le yapılmış bir röportaj gördüm. Beyazıt Meydanı'na ve genel olarak mimarlık üzerinden yapılmış bir röportajdı. Onu okuyunca dedim, burada benim sorularımın çoğu cevabı var. Demek ki bunları bilen biri de varmış. Çünkü bakıyorum okuldaki hocaların çoğunda o cevapları bulamıyordum. Hatta soruları soracak bir ortam bile yok. Ve o benim aklımda kalmıştı. O röportajın girişinde ne diyordu? İşte Rumeli Hanı'nın üst katında yaptık bu röportajı diye. Tabii Mimar Sinan'da okuyan arkadaşlar bilirler şimdi, belki biraz daha rahatlamıştır ama alttan dersler oluyordu, üstten dersler oluyordu. Alttan dersler olduğu için üstteki dersleri alamıyordunuz falan, ön şartlı dersler vardı. Bizim çok ikinci yıldan sonra çok boşluklar oluşuyordu ders programımızda. Bizim de oluşmuştu ama işte Yusuf'un daha çok oluşmuştu. Ben bir yerde çalışmaya başlayacağım. Bari hani boş durmayalım. Çünkü üstten ders alamıyoruz. Alttaki derslerin çoğunu vermiş ama bir tanesinde takılmış falan. Öyle olunca dedim Rumeli Han, ben böyle bir mimarın yazısını okumuştum. Rumeli Han'ın üst katındaymış. Bence git oraya bir başvur demiştim. Tabii hatta Rumeli Han'la beraber gitmiştik. Sonra biz okul ödevi için İstiklal Caddesi'ndeki bir yerin ölçüsünü almaya gitmiştik. O Rumeli Han'a gitmiştir. Rumeli Han'dan taşınmışlar. Meğer bizim o zaman birkaç öğrenci arkadaş, Mimar Sinan'a da yakın olduğu için Cihangir'de tuttuğumuz evin tam karşısındaki apartmana taşınmışlar Turgut Bey'den. Yani karşımızdaki bakın pencereden bakınca gördüğümüz dairedelermiş. Öyle olunca işte Yusuf oraya gidip çalışmaya başlamıştı. 93 yılıydı hatırladığım kadarıyla. Sonra 94 yılında bir mimari proje yaşaması için daha fazla mimarlık öğrencisine ihtiyaçları olduğunda ben de dahil olmuştum. Belki bizim devreden 5-6 arkadaş daha dahil olmuştu. O şekilde Turgut Bey'in ofisinde çalışmaya başladık. Sibel de 95 yılında gelmişti. O, tabii bizim okula hala devam ediyor. Bir türlü mezun olamıyoruz mimar. Sibel abla mezun olmuş ama mimar olmuş. Mimarlar mezun oluyorlar. Mezun mimar olarak geldik biz, öğrenci mimar. Sizin Sibel abla nasıl olmuştu? Benimkisi de ben öğrenciyken çalışmaya başlamıştım. Bilmiyorum şimdiki öğrenci arkadaşlar nasıl yapıyor ama o zaman önemli bir şeydi piyasadan da bir mimarlık ofisinde. Kenarından, köşesinden de olsa stajdan sonra haftada birkaç saat çalışmaya başlamak. Yazın başladım. Sonra işte benim de öyle bir dersim vardı. Zamanımın çoğu boştu. O son sene o boş olduğum zamanlarda da okuldan sonra bir Eminönü'nde Çembertaş'ta bir büroda çalışıyordum. Bir sürü tarihi bina vardı. Onlarla ilgili renovasyon, restitüsyon, o tarz işler yapıyordum. Fakat piyasa işleriydi. Yani bir işler yapılırken ki en önemli kriter bir an önce belediyeden geçmesi. Belediyelerin ise
O dönem çok çok daha farklıydı. İnşallah şimdi düzelmiştir Eminönü Belediyesi. Başka bir an önce geçmesi işte o tarihi binanın çoğu ev bu tarihi evlerin işte pastacı ya da terzi ya da işte manifaturacı bilmem ne yani asıl kullanımına uygun bir şekilde renovasyonlardan değil de bazıları otel yani 6 tanesini alıp içlerini boşaltıp otel bu şekilde yeniden Yani repurpose tatsız edilmek kusursuz üzere. işlerdi. Yani evet çok altında bir entelektüel bakış açısı ya da bir kriter olmayan işlerdi. Emre'nin bahsettiği Arredamento dekorasyonundaki röportajı ben de okumuş çok heyecanlanmıştım. Bir kere yani o zamanki siyasi ortam sebebiyle Müslümanların herhangi bir şeye bakış açısı çok her yerde güzel temsil edilmiyordu. Orada okuduğum her şey çok hoşuma gitmişti. Bir amaçla mimarlık yapan bir mimar zaten Pek yoktu pek ortada. yoktu ortalıkta. Yani kimsenin öyle bir iddiası da yoktu. Öyle birini okumak hoşuma gitti. Onun dışında bu okuduğum fikirler de benim inancıma uygun. Bu da ayrıca güzeldi. Dediğim gibi bunlar duyduğumuz bir yaklaşım da değildi. O yüzden Turgut Cansever ismi hep aklımda vardı. Ama kendim piyasa mimarı olarak başladığım işle ilgili de ciddi bir rahatsızlık yaşıyordum. Patronum benden çok memnundu. Ve dedi ki ben sizi dedi benim gibi birkaç genç daha vardı. Mimar odasının mesleki geliştirme kursları vardı. Ben parasını ödeyeceğim siz oralara gidin. Ya yani o da bize bir şeyler vermeye çalışan iyi niyetli bir mimardı esasen. Oraya gittik. Orada mimar odası başkanı o zamanki bir derslerden birine o giriyordu. Hepimizle neden mimar oldunuz? Hiç pişman oldunuz mu diye bir soru sordu. O zaman ben sınıfta bir tek ben açıkça biraz pişmanlık yaşadığımı, okuldan o öğrencilik hayatında çok mutlu olduğum ama profesyonel hayata geçince biraz hayal kırıklığına uğradığımı yani kısaca bahsettim birazcık. Böyle bir zamanda birazcık da oraya gidip de hani kendi kendime itiraf ettikten sonra bir gün çıktım ofisten dedim ben ayrılmak istiyorum. Kendimce de şöyle düşündüm. Eğer bu hoşlanmadığım ortamı bırakırsam yeni bir şey karşıma mutlaka çıkar. Yani ben böyle devam etmek istemiyorum. Ama bir plan, yani karşıma yeni bir şey de çıkmamıştı. O hafta sonu Emre ile karşılaştım. İmre Hoca ile belki şehirde okuyan Evet. öğrenciler vardır. İmre Özbek, Eren Hoca. Evet. İmre Özbek ile karşılaştım. Kız kardeşlerimiz yakın arkadaştı. Biz de yaşlarımız yakındı. İkimiz de mimarlık öğrencisiydik. Ben yeni mezundum o zaman. O bana Turgut Cansever'in bürosunda çalıştığını, yeni başladığını söyledi. Ben de çok hoşuma gittiğini, ne kadar güzel. Keşke ben de öyle bir yerde çalışabilsem dedim. O da bana dedi ki ama Turgut Hoca yani Emine abla o zaman öğrenciyle çalışmayı tercih ediyorlar. Yani mezun mimar çalıştırmıyorlar. Kendi çocukları var zaten. Aile çevresinden bir sürü mezun mimar da var. Çalıştıkları ama aradıkları eleman yeni mezun değil, öğrenci halinde olan. O hafta sonu büroya geri dönmüş. Emine abla şey demiş ya bir tane şöyle yeni mezun idealist bir mimar bulsak da o devamlı gelse siz bir varsınız bir yoksunuz. İmre de demiş ki ben öyle biriyle daha yeni tanıştım. Siz de Gelmişken yani önce. bu vesileyle ofise Evet. dahil Ama o olmuşsunuz. yeni bir daha yani hani öyle karşıma öyle bir fırsat çıkardı tahmin ediyorum. Çok çok şey memnun olarak ilk görüşmeye gittim. Ve işe başladım. Emre ile de ilk işe başladığımız gün tanıştık. O yeni gelenleri adaptasyon eden işte buraya oturacaksın, şu kağıtları kullanacaksın, biz bu boy keseriz, şu cetveli kullanacaksın diye bana bir sürü Siz yan ofis yana mı oturdunuz? arkamda oturuyordu galiba. Arkamda oturuyordu evet. Yani büyük bir salon ve bir sürü masa vardı ve design stüdyo yani stüdyo usulü çalışılıyordu. Hep iki büyük proje vardı o zaman galiba ofiste. Biz Emre ile aynı projede çalışıyorduk. Ve ofisin pek büyük bir çoğunluğu o büyük projede çalışıyordu. Esayit Tepesi çok güzel bir projeydi. Ne yazık ki inşa edilmedi. Ve bir de renovasyon projesi vardı. Tarihi eser Evet, projesi var. Haydarpaşa'nın. Haydarpaşa Yaklaşık yalısı. kaç kişi vardı ekip olarak o zamanlar? Yani ne kadar bir büyüklükten bahsediyoruz? Böyle 12, 20 kişi mi 10, çalışıyordu?
Değişiyor değil mi? Herhalde maksimum 10-12 olmuştur diye Ama hatırlıyorum. içeride de bir oda vardı. 20 eleman varsa bir aynı anda ofiste 12-13 kişi vardı tahmin ediyorum. Ama herkes aynı anda ofiste olmuyordu. Çoğunun öğrenci olması sebebiyle. Peki siz ofisteki böyle bir hiyerarşi var mıydı ya da projelerle ilk önce Emine Hanım, Mehmet Bey, Feyza Hanım ilgileniyor, sonra Turgut Bey'e gidiyor mu? Yoksa Turgut Bey'le direkt proje tashihi aldığınız oluyor muydu? Size karşı tavırları nasıldı? Yani öğrencilere karşı tavırları nasıldı ya da çalışanlarına diyelim. Feyza Hanım'ın kendi ofisi vardı. O yüzden onunla çok bir projede çalışmamız olmadı. Fakat Emine Hanım ve Mehmet Bey genel olarak ofisi yönetiyorlardı. Turgut Bey de işte asıl mimari eskizleri yapan, kararların alınmasında son sözü söyleyen mimar olarak oradaydı. Turgut Bey kendisi teknik resim, yani eskiden çok hızlı yaparmış. Yani bir 1970'li 80'li yıllara kadar. Fakat daha sonra tamamen eskiz yapıyor idi ve bizi yönlendiriyordu. Yani genelde zaman zaman hani hoşuna gitmediği zaman diyelim ki bir şey bizi fırçalardı da veyahut fakat bunu tabii ilk başlarda anlamaya çalışırdık ama sonradan gördüğümüz kadarıyla hani bizim daha düzgün iş yapabilmemiz için ya da o işin düzgün yapılmasının ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için yaptığını gördük. Çünkü mesela diyelim ki bir arkadaşımıza öyle bir nasihat ettiği zaman daha sonra bize dönüp göz kırptığını falan da gördük yani. Yani aslında o an kızmıyor fakat işin düzgün ve tertipli yapılması için gerekli disiplini veriyor diyelim o şekilde ve bu sırada tabii birçok şey anlatıyor, birçok nasihatte bulunuyor. Tabii hatıralarından anlatıyor. Yani bir nevi hani usta çırak ilişkisinin yaşanabildiği bir ortamla karşılaşmış olduk. Stüdyo ortamı diyelim. Eğer senin sorduğun soru bizim aramızda Turgut Bey'le çalışırken herhangi birisi yok. Yani Turgut Bey direkt benim oturduğum bir masa vardı. Herkesin oturduğu uzun bir masa olurdu. Şahsi masalarımız. Ve bir tane yanımızda bir sandalye daha olurdu. Turgut Bey benim yanıma gelip benim yanımdaki sandalyeye oturup sabahtan konuştuğumuz şeyi öğleden sonra bir gelip kontrol ederdi. Konuştuklarımıza uygun bir şekilde üç ayrı dizayn alternatifi çıkarmış mıyım? Bunun birisinin çatısını düz yapalım, öbürüne şurada kullandığımız çatıdan bir deneyelim. Şunun da burasını taş duvar yap, burasını kerpiç yap, kerpiç sıva gibi yani düz sıva yap dediyse ben onların yani o sabahtan konuştuklarımıza uygun olarak üç ayrı alternatif yapıyorum. Onun üzerinde direkt çalışıyoruz. Ben de Emre'ye katılıyorum. Arada ufak tefek şey yapsa bile çok muzip, çok nazik bir insandı. Mesela ben şeyleri biraz İleri. bitkileri biraz iri yapınca genelde dalga geçerdi. Tabii de derdi böyle bir iklimin ve sıcağın etkisiyle böyle çıldırmış otlar yapmışsın etrafta mı bunları? Birazcık daha derli toplu yapsan. Mehmet Bey bize Projemiz Lübnan'daydı. O yüzden sıcak öyle. derken o yüzden Lübnan. Evet, dışarıdan geldim ben. Mehmet Lübnan Bey iklimi yüzünden öyle çizdiğime dair dalga geçiyordu. Hani kendi şeyimden değil de. Çok zekiydi sonra. Mesela bizim hesap makinesiyle yaptığımız hesapları falan kafasından evet yapardı. Hadi Bey Yalısı'nda çok zor bir rampamız ve zor bir şeyimiz vardı. Merdivenimiz vardı. Alan küçük. Adamların arabası yalıda oturuyorlar. İri arabaları var. Yani rahatça dönmesi lazım. Ve ben kafamdan kolay matematik işlemi yaparım. İşte rıht hesaplarını kafadan işlemle yapıyordum. Hatalarını falan hemen fark ederdi. Yani hatta benden daha hızlı bir şekilde yapardı. Eğer ona hani Turgut Bey 70'li yaşlarındaydı herhalde o zaman, değil mi? 70'li yaşlarında bir adam muamelesi yapmanıza imkan yoktu. Emine Çünkü Hanım'ın hesap makinesiyle yarıştığını söylüyordu Mehmet Bey. Yani Emine Hanım'a hesap makinesi verip aynı anda sırf yarış olsun diye yaptıklarını Turgut Bey'in kazandığını söylüyor ama Mehmet Bey. Çünkü anladığım kadarıyla çünkü o nesilden başka insanlarla da tanışmıştım. 1920'li 30'lu Maşallah. yılların hani liselerinde gayet sıkı ve düzgün bir eğitim verilirmiş Türkiye'de. O da o nesilde yetişmiş ya da idealist bir genç olarak o şeyini devam ettiriyordu Kesin enerjisini. zekiydi de ama o sırf alışkanlıkla izah edilebilecek bir şey değil. Yani çok hızlı çalışıyordu kafası. Beni çok şaşırtıyordu. Ara sıra ben
diyordum herhalde ben unutuyorum Turgut Bey 70 yaşında birisi diye düşünüyorum ama değil yani şey gibiydi hani cin gibiydi öyle söyleyeyim hepimizden daha hızlı kafadan işlem yapabiliyordu ve sizin yaptığınızı da hem geçerdi hem de kontrol edebiliyordu. Ama güzel güzel bir ortamdı. Sıkıcı değil. Aramızda da yani birebir çalışıyorduk. Yani o Emine ablayı anlatıyordu. Emine abla gelip bize anlatıyordu. O da böyle bir odada oturan önemli bir patrondu. O Öyle bir şekilde hiyerarşi bilmiyorum. yoktu yani. Hayır, hayır öyle bir hiyerarşi yoktu. Emine ablayla projeyi birlikte yapmamız gerekiyorsa birlikte yapıyorduk. Emine abla daha çok computer'a geçerken yani construction documents ya da presentation işlerini yapıyordu biz çalışırken. Tabii şimdi her şey değişmiş olabilir. O konuda sen daha güncel bilgiye sahipsin. Benim bilgisayarda çalıştığım zamanlarda yani construction documents ya da presentation'ı bilgisayarda yapıyorsak yani bir projenin orasında çalışıyorsan o zaman Emine ablayla çalışıyordum. Site'da yani inşaatta çalışanlar genelde Mehmet abiyle daha çok çalışma fırsatı bulurdu. Ama eğer O aynı hala aynı design şekilde devam oluşturma ediyor. şeyse Turgut Bey'in öyle mi? görevini paylaşmış gibiler tasarımda. Ama yine Evet, daha çok Mehmet Bey'de gibi ve site Mehmet Bey'de evet. bilgisayarda, Arşiket'te Emine Hanım'la Evet. Ve biz ilk başladığımız yıllarda yani tabii Türkiye'deki hemen hemen bütün ofislerde aynı geçiş dönemi yaşanmıştır. Yani 94-95 yıllarında daha çok kurşun kalem ve elle çizim yapılıyordu. T cetvelleri paralellerle, paralel cetvellerle. 90'lı yılların sonuna doğru ağırlıklı olarak herkes hemen hemen bilgisayara geçmişti. Her ne kadar hala devam etse de şimdi galiba hiç kalmadı paralel cetvel şeyi uygulaması. Skeç yapan yapıyordur yine herhalde. Yapılıyordur ama hani ofis ortamı olarak ilk başladığımız yıllarda ağırlıklı olarak el çizimi vardı. Sonra yavaş yavaş ağırlıklı olarak bilgisayara geçilmişti. Mehmet Bey bazen Turgut Hoca'nın böyle bitmeye yakın gördükleri projeyi bile artık bitti. Yani Turgut Hoca buna O tahsih çok etmedi, doğru. yapmayacak dedikleri anda bile tekrar tahsih yaptığını söylüyordu. Ama aslında Mehmet Bey de bunu bize çok yapıyordu. Ofiste bize ilk başlarda yaparken açıklama da yapmıyordu. Bir kere bir gün bir çizim için, tahsih için eskiz kağıdı istedi. Dedi ki Turgut Bey de dedi böyle yapardı ve sinir olurduk dedi. Biz bitti diye düşündüğümüz bir proje için ilk önce gelir. Ay ne kadar güzel olmuş çocuklar. Elinize sağlık. Ne kadar güzel çizmişsiniz. Şurası ne kadar güzel. Burası ne kadar güzel derdi diyor. Sonra pardon bir eskiz kağıdı alabilir miyim derdi ve bütün projeyi neredeyse değiştirirdi diye. Biz Ama çok sinir olurduk işi ama daha güzel yapabilmek adına olan bir şey, nitekim gayret. Mehmet Beyler de aynı herhalde özveriyi gösteriyorlar, devam ettiriyorlar ama bu bir özveri de tabii ofisin alabileceği ya da aldığı işler şeyini değiştiriyor. Siz herhalde Cansever ofisinde de işin yoğun olduğu bir dönemde ekip olarak çalışabildiniz. Fakat muhtemelen daha sonrasında uygun bir iş, nitelikli iş olmadığı için de herhalde başka şeylere, mecralara dağılmak zorunda kaldınız bütün ekip olarak muhtemelen. Hemen hemen herkes öyle oluyor. Zaten biraz öğrenci çalıştırmayı tercih etmelerinin sebebi de belki oydu çünkü ofisin bazı dönemler çok iş oluyor, bazı dönemler az iş Yani oluyor. kimsenin Ofiste hep ekmeğiyle zaten oynamamak bir arkadaş ekibi olarak çalışanlar olmuş. Bizim için de aynısı olmuştu Emine Hanımlar'da. Anladığım kadarıyla Mehmet Bey'in bahsettiği kadarıyla Turgut Bey'in zamanında da gerçekten büyük işler geldiği, doğrusu iş geldiği zaman, çalışan gerektiği zaman bir 15-20 kişi ya da 10 kişi 15 kişi arkadaş ekibi oluyor ama daha sonra iş gelmediği dönemler de oluyor. Ama siz dolayısıyla yani üniversite hayatında daha öğrenciyken ya da yeni mezunken hiç şüphesiz yani hem söylemiyle hem de mimarlık pratiğiyle evrensel anlamda çok önemli yeri olan bir mimarla çalıştıktan sonra daha farklı işte akademisyenlik araştırma görevliliği yaptınız. Emre abi sizin araştırma görevliliğiniz. Sibel abla belediyede koruma kurulunda çalıştı. Plan proje koruma müdürlüğünde, plan proje müdürlüğünde çalıştı vesaire. Sonra Green Card'la beraber Amerika serüveni başlıyor. Çocuğunuz varken yani Ayşe Elif kaç 2 yaşında mı 3 yaşında mı herhalde 3 yaşındaydı, Amerika'ya 3 geldik. yaşındayken Amerika'ya gidiyorsunuz. Bir de bu tam 11 Eylül sonrasına denk geliyor. Şimdi o zamandan bugüne tabii her yerde her şeyin değiştiği gibi Amerika'da da şartlar çok değişmiştir ama yine de ailesiyle Amerika'ya gidecek olmanın o günden bugüne değişmeyen bazı zorunlulukları var mı? Yani bugün böyle bir şeye bekar olarak gitmenin ya da ailecek gidenler yani bunlar
neleri göze alarak gidilmeli? Ya da ne amaçla gidilmeli? Yani buraya gelinecekse hani eğitim için gelmek lazım. Yani mesleki tecrübe edinmek için. O yüzden eğer üniversite bitirip de burada yüksek lisans yapmak için gelenler olursa, yani ben o şekilde gelinmesini daha doğru buluyorum. Sonradan Türkiye'ye dönmek üzere, ki biz de döneceğiz inşallah, geldiğimizden beri 5 sene Her sonra 5 yıllık döneceğiz diyoruz. planda tekrarlandı Evet, üzere. şöyle şeylerimiz oluyor. Yani birinci öncelik bence hani bilgiyi arttırmak, eğitim olmalı. Ki burası kolay bir ülke değil, birçok açıdan zor bir ülke. Yani sosyal bir devlet değil bir kere. Dolayısıyla hani vahşi kapitalizmin yaşandığı bir ülke. Hani haberlerde duyuyorsunuzdur şimdi. Hani Türkiye'de sağlanan birçok temel sağlık hizmetleri burada binlerce dolar, on binlerce dolar faturalar olarak karşınıza gelebiliyor. İnsanların çok çalışması gerekiyor hani bu sistem içinde tutunabilmesi için. O yüzden kolay bir ülke hiç değil, ama bir açıdan da eğitim kurumları, özellikle üniversite ve üniversite üstüne doğru gittikçe belli bir kalitenin seviyesinin üzerinde eğitim veren kurumları var. Onun altında olan kurumları da var, ama dünya çapında iyi kaliteli eğitim veren kurumları da var. Dolayısıyla gelinecekse bence onun için gelinir, ki mimar olarak mezun olan birisinin de buraya geldiğinde iş bulması çok zor. Bir kere çalışma izni meseleleri oluyor. Çalışma izni olsa bile buradaki sistem, mesleğin icra edilmesi, yoğurt yeme tekniği biraz farklı kıta Avrupa'sına göre, yani Türkiye'ye göre de. Dolayısıyla sistem farklılıkları olduğu için size ilk sordukları soru, hiç Amerika tecrüben var mı diyorlar. Hani ilk başta bize diyorlardı hani yok, ama hani bir başlayabilsek olarak Alırsanız. diye tecrübe ediyorduk. Sonra girince gördük ki ha, gerçekten bir farklılık varmış. O soruyu boşuna sormuyorlarmış. Yani santimi bile Dolayısıyla santim değil, inç. inch pit sistemi, imperial sistem uygulanıyor, ki benim hoşuma gidiyor o sistem. Aslında mimarlıkta bence onun uygulanması lazım. Metrik sistem yerine. Neyse, sonuç olarak yani biraz farklı bir ortam olduğu için ve piyasada da çok fazla mimar olduğu için, dünyanın her yerinde olduğu gibi, İş bulmak çok kolay değil. Dolayısıyla sizin belli bir süre epey bir kendinizi çalışıp ispat etmeniz gerekiyor. Zaten de eğer yurt dışından geldiyseniz, vize problemleri, başka çalışma izni meseleleriniz varsa, bu sisteme dahil olmanız, bu problemleri kısa bir sürede aşmanızın yolu yüksek lisans yapmak. Burada akredite bir kurumda yüksek lisans yaptığınız an sistem sizi hemen kabul etmeye başlıyor. Ve mezun olduktan sonra belli bir yıl, 1 ya da 2 yıl çalışma izniniz de oluyor. Dolayısıyla o sırada iyi bir mimarlık ofisine girip tecrübe edinme imkanınız da olabilir. Dolayısıyla buraya eğer gelmeyi düşünenler varsa, yüksek lisans doktora için, doktora belki biraz daha zor olabilir, ama yüksek lisans yoluyla gelmelerini tavsiye ederim. Zaten o yol bir gereklilik haline de geliyor galiba kendi ofisini kurmak isteyenler için. Yani bu Amerika'ya gelip bir süre kendi ofisini kurup orada iş yapmak isteyenler için de imza yetkisi problemi ortaya çıkıyor. Bizdeki gibi lisanstan mezun olanlar orada imza atamıyor diyorlar. Yüksek lisans yapmak gerekiyor diyorlar. Sonra yüksek lisans yapanlar da atamıyor diyorlar. Çeşitli Üç yıl sınavlarının kadar olduğundan. çalışmak lazım. 3 yıl kadar çalıştıktan sonra sınavlar var, ki onları da geçmek minimum 6 ay, ama genelde 2-3 yıl sürüyor. Kaç sınav var? Yani bir 6-7 sınav var galiba, değil mi? Alan alan. Şu an 5 sınav var. Biz 7 sınava girdik ama. Değişiyor bu. Her 10 yılda bir bu sistemi güncelliyorlar. 1970'li 80'li yıllarda 3 gün süren bir sınavmış bu. O zaman bilgisayar hiç yok. Sadece belli şehirlerde, belli merkezlerde oluyormuş. İnsanlar farklı eyaletlerden, şehirlerden o şehre gidip bir otele yerleşip 3 gün o sınava gidip geliyorlarmış. Bizim zamanımızda Mimar Sinan'da 3 günlük diploma eski sınavı vardı, yani onun gibi bir şey. Ama biraz daha, yani bir konu veriyorlar size, diyelim ki bir proje veriyorlar, onun A'dan Z'ye her şeyle ilgili. Tabii elle çiziyorsunuz. O sırada belki bazı soruları yazılı cevap veriyorsunuz. Geçilmesi zor 3 günlük bir sınav imiş 80'li 90'lı yıllarda. Sonra bunu 90'lı yılların sonunda bilgisayar sistemine geçiriyorlar ve 9 sınavlık bir sisteme, yani 3 gününüzü harcamıyorsunuz ama 3 günü 9 sınava bölmüşler.
Dokuz sınavın bir kısmı test, bir kısmı minyet diyorlar. Şimdi. Çizim bilgisayar ortamında 90'lı yıllardan kalma DOS, Windows 95 yılından kalma bir program. Hala 2010'lu yıllarda bizi de ondan sokmuşlardı. Onunla kısa bir sürede bir çizim yapmanız gerekiyor. Çizimin konusu zor değil ama doğru kararları verip kısa bir sürede yapmanız gerekiyor. O yüzden bir sürü tuzaklarla dolu bir Bir şey. dizayn problemi sunuyorlar. O problemi çözmeniz Bir de gerekiyor dizayn yoluyla. çok kötü bir Software software ile. kullanıyorsunuz. Çalışırken alıştık hepimiz o software'e. Onlar sorun değil. Yani metrik sistem, imperial sistem bunlar alışılacak şeyler. Bu yeni software'ler alışılacak şeyler. Ama iş disiplini ortamı farklı. Benim gördüğüm en Evet. büyük fark o ofislerde. İnsanlar hatalı iş vermiyorlar. Ağzınızdan çıkan söz çok önemli, sizi bağlayıcı. Burada 19 yıldır yaşıyoruz. Neredeyse 19 yıldır mimarlık yapıyoruz. Ben şu güne teslim edeceğim dediğiniz işin hep %99 o gün teslim edildiğini görüyorum. İnsanlar de yani bir proje schedule'ı hazırlanıyor. Proje takvimi hazırlanır. O takvime de bütün mühendisler, herkes çok sıkı sıkıya bağlı bir şekilde devam eder. Tutturamadığınız takvimler sizin için çok kötü Peki referans yani. olur. Yani Evet. çok çok ciddi bir sıkıntı, saygınlığınızı azaltan bir şey. Yanlış yapılmış işler, yani detay yanlışları ya da çözüm yanlışları, bunların hepsinin üzerinde duruluyor. Yani tamam, olmuş işte, inşa ettik gitti deyip üstünden geçilmiyor. Yani bir şeyin inşa edilmiş olması o yaptığınız geçmiş hatanın kapanmasına sağlamıyor. Bu konuda yani tabii karşınıza çıkan adamın kişiliğine de bağlı olarak, bunu kimle tartıştığınıza bağlı olarak, ama genelde hani ne hata yapıldıysa konuşalım ve bu hata bir daha tekrar edilmesin başlığı altında tartışılıyor. Tabii ki mimarlar, biliyorsunuz, mimarların çok olduğu yerde a healthy dose of narcissism oluyor. Yani ister istemez birazcık daha sivri karakterlerin bol olduğu iş ortamları bunlar. İster istemez o karakterlerin birbiriyle çalışması olabiliyor. Zor ama hepimiz öğrenciliğimizden itibaren kritize edilmeye çok alışırız. Ama hataların üzerinde duruluyor ve ne şekilde bir daha tekrarlanmasın. Hatta bu kaybettiğiniz bir yarışma olabilir, kaybettiğiniz bir ihale olabilir. Biz neden kazandık bunu? Kaybettik. Nerede hata yaptık, bir daha ne yapalım diye bir değerlendirme toplantısı yapılan hatalar üzerinde oluyor. Başka gördüğüm, herkesin burada daha çok çalıştığını düşünüyorum. Yani insanların Mimarlar her yerde çok çalışıyor. ama genel toplum olarak çok çalışıyorlar. Toplum olarak, evet. Toplum olarak çok çalışıyorlar. Tatil olduğu halde tatilinde çıkmayan insanları çok sıkça görüyorsunuz. Sanki İş güvencesi, Onun en büyük sebebi çalışmadığı zaman aç kalma evet, durumu var ya da emekliliğinin olması durumu. iş güvencesi yok, sosyal devlet değil. Yani işte ayrıca şey olarak da insanların bağımsızlığını çok, sosyal olarak da bağımsızlığı çok yücelten bir toplum burası. Mesela yaşlılar kendilerine bakılsın istemiyorlar. Ben kendi ayaklarım üzerinde durabilirim, devlet karışmasın. Yani bizden çok daha farklı bir bakış açıları var diyebilirim. Mesela yardım konusunda da öyle. Devletin yardımı insanları rahatsız eden bir şey. Ben kendi ayaklarım üzerinde durabilirim. Devlet küçük kalmalı. Bana yardım vermekten bahsetmemeli gibi düşünüyorlar. Bunu anlamam epey uzun zaman aldı. Yani bu toplum dinamiklerini. Neden daha çok doğum izni için zorlamıyorlar? Neden kimsenin emekliliğini devlet versin Zaten diye doğum uğraşmıyorlar? izni yok değil mi? Siz Yusuf Kerem'i Bizim doğuracağınız zaman izin bulunduğumuz eyalette bir hafta mı 2 hafta mı? yani ücretli hiçbir şey yok. Benim çalıştığım iş yerinde bu biraz mesele oldu. Ben ilk çocuğumda dedim 6 ay izin almıştım. Bunu da almak istiyorum. Onlar O da tabii İstanbul'daydı. İstanbul'daydı. Ücretliydi aslında. Yani az da olsa bir ücret verir. Az da olsa demeyeyim, yani maaşımın bir kısmı veriliyordu o 6 ay içinde. Amerika'da öyle bir şey yok. Öncesinde de yok. Yılda 2 hafta izniniz vardır. Bunun içine hasta olduğunuz günler de dahildir. Bir şey oldu, daha uzattınız, ücretinizden hemen keserler. Bu özellikle mesleğe ilk başladığınız yıllar, sonra 3 haftaya doğru çıkıyor, 4 haftaya doğru çıkıyor.
İşten işe de değişir. İşten işe de değişir. Biz yine hani white collar işlerdeyiz. Ama gençler için yani ilk izinler 2 hafta gibi oluyor. 2 hafta buna hasta olduğunuz günlerden. Kolay bir çalışma şeyi yok aslında. Çalışma şartları çok da iyi diyebileceğimiz ya da rahat değil yani. Türkiye ile karşılaştırdığınızda Türkiye daha rahat bir ortam. Ama Amerika gelişmiş bir Batı ülkesi. Gelişmiş Batı ülkesinin ortak yanları her şeyin bir standardının olması, çok sürprizli olmaması. Amerika komüniteler ülkesi. O da güzel artı bir yanı. Yani burada birbirinden farklı o kadar değişik hayatlar, o kadar farklı topluluklar var ki herkesin ortak yaptığı bu farklı toplulukların kendi içinde kendi mikrokozmoslarını oluşturup birbirlerinin arasından kayarak geçebiliyorlar. Bizim bu oturduğumuz bölgede, kendi zip kodumuzda insanlar kiliselerde bir araya geliyor, okullarda bir araya geliyor. Liselerin cuma günleri futbol maçları oluyor, oralarda bir araya geliyor. Orada Halloween'de komşularınızı tanıyorsunuz. Ama her evin içinde bambaşka bayramlar, bambaşka kültürler yaşanıyor. Bunu kimse de kimsenin benim bu insan benimle aynı olsun diye tutturma hakkı yok. Ve bu suç esasen. Hani herkes benim gibi görünsün, benim gibi konuşsun, benimle aynı dili konuşsun, aynı bayramları kutlasın diye baskı yapma hakkınız yok. Bu bir suç. Çok çeşitliliği devlet politikası olarak yüceltiyorlar. Tabii bu eğer bu ülkede göçmenseniz bu sizin için iyi bir şey. Mimarlık ortamlarında da diğer endüstrilerden çok emin değilim ama software, bilgisayar işlerinde oluşanlarda da öyle, doktorlar da öyle. Çok fazla bizim bulunduğumuz bölgede çok fazla göçmen var. Yani benim şimdiye kadar iyi eğitimli göçmen çok var. Bizim küçük çocuğumuz Gifted programında okulda. Ben çocukları haftanın bazı günleri başka bir yere götürüyorlar. Farklı bir eğitim veriyorlar. Orada gittiğimde Emre'ye de söyledim. Ben beyaz Amerikalı bir aile olsam belki bozulurdum. Ülkenin en iyi öğretmenlerini topluyorlar. Vergileri en çok topladıkları bir facility hazırlıyorlar. Ve gelen çocukların çoğu bu göçmen çocukları. Yani Arapların, Hintlilerin, birkaç tane Türk'ün, ondan sonra bolca Asyalı'nın çocukları orada ülkenin sunabileceği en iyi eğitimi almak için özel kaynakların kullanıldığı bir yer. Ama Amerika bu konularda taviz vermiyor politika olarak. Hani halk ne düşünürse düşünsün. Bizim bulunduğumuz bölgede de göçmenlerin çoğu iyi işlerde. Yani NASA'da vesaire de hep Indian, hatta DC'ye gelen Müslüman, Pakistanlılar, evet, Hindistanlılar, evet, çok vardı yani. Yakın olmasından, evet, dolayı da gelenler vardı. Mühendisler. George aslında... Mason'ın mühendislik fakültesinden mezun bir arkadaşımızın şeyine gittik. Yani çok fazla Müslüman vardı oturan insanlardan biri. Ama tabii bu da bölge değişiyor. Şey yani bizim belki biz başkent ve yakın çevresindeyiz. Büyük şehirlerde biraz böyle iç taraflara gidince bambaşka. Şimdi aslında bu Amerika'daki birazcık daha mimarlık üretimlerinle ilgili konuşalım diye düşünüyorum. Ona geçmeden buyur abi sen. Ona geçmeden şey, o 9 mimarlık sınavı var demiştim. O 7'ye düşürüldü. Biz o 7'lik döneminde geçmiştik. Şu an 5 tane sınav var ve o bilgisayarla çizim programı da kaldırıldı. Ama şimdi duyduğumuz kadarıyla aynı zorluk seviyesi devam ediyormuş. O 5 sınavda daha çok böyle case study'ler soruyorlarmış. Hani şantiyedesiniz, şöyle şöyle bir şey oldu. İşte aşağı şöyle şöyle oldu. Bunu nasıl çözersiniz gibi. Hani daha çok sizin adeta bir avukat gibi veya oradaki bir problem çözücü bir eleman gibi. Yani konuya çok hakim olmanız lazım ki o çıkan problemi nasıl çözdüğünüzü de yani uygun aslında arasından seçeceksiniz. O şıkların hepsi oluyor belki. Hani en uygunu hangisi? Sadece teorik
tecrübenizi değil, bayağı pratik tecrübenizi ölçüyor aslında. Yani gerçekten mimar olsan ne yapabilirsini ölçerek imza Öyle, yetkisi. bilerek öyle olduğunu test tekniğini duyuyoruz giren arkadaşlar. Bu mimar, şimdi bir aramız olacak da ondan sonra da Amerika'daki mimarlık üretimine öncelikli olarak Amerika'daki yönetmelikler, standartlarla konuşmaya başlayacağız. Şimdi birazcık bu mimarlık üretimlerinden bahsetmeden önce aslında mimarlık üretimlerini belirleyen, belli oranlarda şekillendiren, kısıtlayan yönetmeliklerden konuşalım diyorum ki bunlar aslında ne Emre abinin, Sibel ablanın ne de benim herhangi bir Amerikancılık şeyimiz yok ama hatta Emre abi Türkiye ile kıyaslamaları pek sevmezdi. Ama bir yandan da yiğidi öldürüp hakkını verelim deyip objektif baktığımız zaman Amerika'da bu yönetmelik meselelerin bence gördüğüm kadarıyla bizden çok daha ciddiye alındığını, sürekli bir sürü tartışmaların sonucunda tekrar tekrar revize edildiğini vesaire görmüştüm. Duymuştum doğrusu Emre abilerden. Şimdi bu yönetmelik meselesindeki Amerika'daki işte International Building Code vardı, IBC. International Residential Code vardı. Evet, Tuğla gibi kitaplar idi onlar. Her sene tekrar tekrar sanırım Tanıştıralım. bu Bu IBC. 2015, 3 yılda bir yenileniyor. 2018'de çıktı. 2000 yılından itibaren IBC yani International Building Code olarak geçiyor. Yani bütün dünyada uygulandığını farz ediyorlar ama sadece Ama Amerika'da ulusal bir uygulanıyor. şey aslında. Yani Aslında ulusal bir şey. Çin'de de, Hindistan'da da bazı yerlerde Evet, uygulanıyormuş duyuyorum. ya da oradan belki alıyor, alıntılar yapıyorlar. Yani bunu ciddi uzmanlar işte 3 senede birmiş, her sene değilmiş ama tekrar tekrar yeniliyorlar. Ayrıca her eyalet galiba. Herkes, yani her vatandaş buna itiraz edebilir. Yani sokakta yürüyen herhangi birisi, ben bu şunun şu maddesini beğenmedim, bu çok mantıksız, şunu şöyle yapsak nasıl olur diye onu değerlendiriyorlar. Oylanıyor vesaire artık ilgili komitelerden geçiyor. Ve şu içeride mesela herhangi bir sayfasını açalım. Koyu yazılmış altı şu kenarında çizilmiş olan yerler bir önceki koda göre farklılık olan yerleri ve Değişiklikler. değişiklikleri belirtiyor. Mesela şurada şu paragraf bir önceki kodda farklıymış. Tabii de bunun nasıl derler interpretation, haşiyelerin düşüldüğü daha kalın kitaplar var. O kalın kitaplarda hani daha detaylı anlatıyorlar. Ben bir keresinde IBC'ye e-mail yollayıp interpretation clearance istemiştim. Fairfax County ile aramızda bir dispute olmuştu. Bir konuda Anlaşmaz. anlaşamadık. Projemizi inceleyen mühendis belediyedeki benim binayı tarif edişime katılmıyordu. İki katlı binalarda asansör yapma zorunluluğu yok. İki katlı bina olarak yapılmış, o şekilde onay almış bir binayı okul olarak değiştiriyorduk, ofis binasını. İnceleyen mühendis bu artık iki katlı bina sayılmaz, üç katlı binadır. Çünkü bodrum katı var. Çünkü bodrum katı da var. Siz bodrum katını da aktif kullanıyorsunuz. Çoğu da toprak seviyesinin Üstünde. üstünde. O zaman bu üçüncü kattır. Dolayısıyla sizin bu binaya bir tane asansör eklemeniz gerekir dedi. Ve şeyde de kodda da bununla ilgili açık bir şey yok. Ben öyle olmadığını düşünüyordum. Neticede IBC'ye başvurduk ve IBC benim anladığım şekliyle IBC'yle Yorumladı. yorumladı. Yani oraya IBC'ye ben sizde şu sebeple bu teklif esasen belediyedeki mühendisten geldi. Onlara bir sorun, onlardan fikir alalım dedi. IBC'nin böyle başvurulacak bir yeri var kodun. Başvurdum. Projenin yerini, jurisdiction'ı hepsini söyledim. IBC de benimkine benzer bir Yorumladı. yorum getirdi. Fakat e-mailin sonunda son karar hakkı local jurisdiction'ındır. Yani sizin belediyenizin istekleri IBC'nin isteklerinin üzerindedir diye de Yani son sözü belediyeler. disclaimer verdi. Son sözü belediye, yani belediyeye benim yorum, bu bizim yorumumuzdur diye gösterin ama eğer hala ısrar ederlerse onların yorumunu takip etmek zorundasınız Zaten dedi. eyalet eyalet IBC'ye, IRC'ye değişiklik getirebiliyorlar anladığım Tabii. kadarıyla.
ek koyuyorlar. Virginia öyle yapmış mesela. VIDC, Evet. Virginia Aslında Interview. bu 90'lı yıllara kadar Amerika'nın değişik bölgelerinde değişik standartlar uygulanıyormuş. Doğu yakasında başka bir standart, batı Kaliforniya'da. yakasında başka bir standart, orta Evet. Texas tarafında başka bir standart. Bunun da sebebi işte bu özellikle 1910'lu yıllarda New York'ta büyük bir yangın oluyor. Yine göçmen kadın işçilerin çalıştırıldığı apartman binası gibi bir fabrikada demir parmaklıkları da kapatıyorlar. İşçiler çıkmasınlar, da izne şuna ara vermesinler diye. Büyük bir yangın çıkıyor ve o çalışan hemen herkes orada gazdan Canlandı. zehirlenerek ölüyor. Bu ülke çapında büyük bir infiale sebep oluyor. Öyle olunca bu yangın yönetmeliklerini başta New York şehri olmak üzere her yerde geliştirmeye başlıyorlar. Ama herkes kendi şeylerini geliştiriyor bölge bölge. Tabii bu zaman zaman karışıklığa sebebiyet veriyor. Çünkü bir bölgede şu kural uygulanıyor, öbür bölgede bu kural uygulanıyor. O yüzden 90'lı yılların sonunda bir araya gelip bu IBC diye bunun hepsini birleştirelim. 3 yılda bir de yenileyelim diye bir karar alıyorlar. Dolayısıyla yaptığımız her şey o standartların etrafında dönüyor. Birazcık aslında mimari yaratıcılığı da öldüren bir şey bazı açılardan ama diğer açılardan da ortak bir platform oluşturuyor ve de en önemli şey yangın kaçışı ve halkın sağlığı ve güvenliği. Yani en önemli iki faktör. Tabii bazen bunların abartıldığı zamanlar olabiliyor. Ne saçma falan diye hissedebiliyorsunuz. Asansörde ben öyle hissetmiştim Evet. mesela. Ama genel olarak sonuçta değişmez kurallar da değil. 3 yılda bir herkesin itiraz edebileceği, değiştirilebilecek kurallar olarak uygulanıyor. Ben mimar dergilerinde çok güzel heykel gibi merdivenler görüyorum. Ya da çok hoş galeriler. Onlara bakınca düşünüyorum bunları burada yapmaya imkan yok. Onlar çoğu Avrupa'da, Çin'de falan, Çünkü Türkiye'de izin yapıyor. vermediler. Derler ki yanında 42 inç şey yok. İşte aralarında 4 inç geçmeyecek parmaklık arası. İşte tutarken tuttuğunuz yer 1,5 inç en az olacak. O kadar çok kural var ki merdiven konusunda. Mimar dergilerinde çok hoş merdivenler görüyoruz işte. Yani dediğim gibi artwork gibi yani heykel gibi binaların ortasında duruyor. Ya da çok hoş galeriler var. O galerilerin çoğu işte bu yangın yönetmeliği ile ilgili çeşitli kurallar hani birden Yani fazla aslında kural yapılmaz değil ama bütün o çok kuralları çok iyi anlayıp biraz avukat gibi biraz çok pahalı şey tedbirler gibi alarak evet pahalı konunun tedbirlerle yapılabilir. uzmanlarıyla da ortak çalışarak çözmeniz gerekiyor. Öyle Bunun bunu beğendim yaptım yapamıyorsunuz. yani yönetmeliklerin ben yanlış hatırlamıyorsam şey bile vardı 1,5 metre duvarda en az 1,5 metre olan bir duvar varsa en az bir priz gerekir. 2,5 metreden büyükler için birer metreyle elektrik prizleri gerekir. Bilmem her şeyi aslında epeyce belirleyen yönetmelikler de var ama bunlar bir şey de getiriyorlar. Bir de bu yönetmeliklerin haricinde sanırım yeni mahalleler bile kurulurken bazı üslupsal zorunluluklar da oluyor. Mesela sizin olduğunuz Stirling'deki mahallede Orta Çağ Avrupa mimarisi işte Tudor tarzı seçiliyor. Mimar tarafından ya da işte plancı tarafından. O mahalle öyle yapıldıktan sonra ondan sonra o mahalledeki bütün binalar tarihi bir mahalle olmamasına rağmen o üsluba uymak zorundalardı. Hatta üslup Gözünüzün haricinde rengi bile bir değil. de mahalle yönetimi ve komşularla ilişkilerle de belirleniyor diye biliyorum. Bununla ilgili sizin kendi evinizle ilgili yaşadığınız anılarınız, şeyleriniz var mı? Yani ne kadar mesela mahalle yönetimi nasıl bir şey? Niçin izin almanız gerekiyor? Hangi işlem için? Bu da Biz tabii mahalle mahalle, bölge bölge değişiyor. planlı bir mahallede yaşıyoruz. Yani planned community'de yaşıyoruz. Bir design kararlarının alındığı bir kitapçık var. O kitapçık her ev sahibine ulaştırılıyor. Yaptıkları her değişiklik için o kalınlıktaki design yönetmeliğine uymak zorundalar. Her evin önünde bir ağaç olacak. Ben evimin önünde ağaç istemiyorum diyemiyorsunuz. Herkes bir tane ağaç evin önüne koymak Meyve zorunda. ağacı koyamıyorsunuz. Türkiye'den, Asya'dan gelen göçmenlerin çoğu meyve ağacı Koymak koyuyor. istiyorum. Bahçe diye. Bahçede meyve ağacı yok. Bizim mahallenin kuralları böyle. Başka mahallelerde olabilir. Ama kuralsız mahallelerde de oturabilirsiniz. Amerika'nın ortalarında ya da daha kırsal alanlarda bu kuralların hiç olmadığı pek çok yer var. Ama planned
planned development'larda oturuyorsanız, yani planlanmış mahallelerde önceden toplu konut mu diyebiliriz aslında? Bir çeşit toplu konut, apartman şeklinde değiller ama büyük bir mahalle aynı anda dizayn edilip yapılmış. Böyle bir projenin parçası olduğunuzda bir sürü kural var. Onun dışına da çıkamıyorsunuz. Mesela arkaya benim balkon yaptırma hakkım var. Balkon yaptırdım diyelim ki. Evin orijinalinde yapılmış. Ben sonradan param oldu. Eklemek istiyorum. Yaptıracağım zaman o balkonu görecek komşularımdan gidip imzalı kağıt alıyorum. Ben böyle bir şey yapıyorum. Sizin için bir sakıncası olmadığına dair imza verir misiniz diyorum. Onlar da imza veriyorlar. Benzer bir şeyi bize Turgut Bey anlatmıştı. Küçüklüğümde Bursa'da otururken mahalle komşuları evlerinin rengini seçerken komşulara tek tek sorar. Biz maviye boyatmak istiyoruz. Sizin için bir sakıncası var mıdır diye. Onlardan bir şekilde helallik istermiş. Yani kendi yaşadığı bir olay olarak anlatmıştı. Yani biz mahallemizde de yazıyor. Değil mi? Bize evet, kitaplarında da var. Zaten hanımlar aralarında onu konuşurlar. Şu renk bu evin yanına yakıştı mı yakışmadı mı, acaba şöyle mi yapılsaydı, evet, falan gibi. Falanca şuna boyadı, biz de uyumak için acaba bu renk mi yapsak? Evet. Yani sadece evimin içi değil, evimin dışının mahallem de benim için önemlidir. Onun güzelliğine benim de bir katkım bulunması gerekir. O mahalle seviyesinde onu sahiplenmek, daha sonra ilçe seviyesine sahiplenmek. Burada gördüğümüz bir şey, insanlar çok gönüllü iş yapıyorlar. Kendi evi için değil, kendi bahçesi için değil, başkalarının da yararlanacağı projeler için hiç ücret almadan, hafta sonu vaktini vererek pek çok projeye yardımcı oluyorlar. Biz esasen gönüllülük esasına dayalı pek çok şeyi burada yapmaya başladık. Türkiye'de çok yaptığımız bir şey değildi, ne yalan söyleyeyim. Yani para... Çünkü genelde belediye baksın gibi bir anlayış vardı. Evet. Esprisi de vardı. Burada ama herkes kendi söküğünü dikmek zorunda bir şekilde. Ve birbirimizin söküğünü de biz dikeriz gibi bir anlayış var. O yüzden yani ilkokullarda mesela yardımcı öğretmen olarak bir iş yapmaktan tutun. Bizim bulunduğumuz sitenin yeşil alanı var ve o yeşil alanda patika yollar var. Bazen yeni yollar açmak istiyorlar çünkü bayağı yoğun yeşillik. O zaman mesela para verip birine de yaptırılabilir ama bunları aidat da ödüyoruz. Parasızlık vesilesi olarak değil, hadi birlikte yapalım, sonra birlikte o patikayı açalım, daha sonra akşama da konser veriyorlar ya da işte ızgara bir şeyler yapıyorlar. Yani onu bir community'de yakınlaşma vesilesi olarak görüp o şekilde değerlendiriyorlar. O açılardan insanların mahalleye bakışı daha doğrusu daha mahalle ortamı olunca mahalle kültürü de şöyle istemez ya da böyle oluşuyor. Evet, oluşmaya başlıyor. Belki de o fiziksel... Yani, belki bizim dedelerimiz de öyle yaşıyorlardı bu bahsettiğimiz gibi ama apartmanlaşma olunca apartman kültürü oluşuyor. Ona göre farklı bir şey oluşuyor. Yani. O dikey üst üste birbirinizin üstüne çıkınca o yatay ilişkiyi biraz kaybediyorsunuz. Hazır konusu da gelmişken konut stoğunda mahallelerde yani town center'da olmayanlarda, şehir merkezi haricinde yapı stoğunun yoğun olarak kullanılan hep ahşap strüktür mü yoksa tuğla mı? %80 bizim bu bulunduğumuz bölge için söyleyebiliriz tabii. %80-90 2-3 katlı ahşap evler, çoğu çıkmaz sokak. Yani çıkmaz sokak olmayanlar da var ama çıkmaz sokak bir tercih sebebi. Zaten haritadan baktığınız zaman, o uydu haritalarından onu görüyorsunuz. Hani bazıları benziyor, bazıları biraz farklı ama yani Turgut Bey'in mahalle önerdiği mahalle dokusu gibi birçok şey. Yani bir ağacın dalları gibi yayılıyor. Bir ana yani birinci, yollar var. İkinci yollar ve üçüncü yollar artık çıkmaz sokaklar olarak mahallenin. Evet, çıkmaz sokaklara dönüşüyor. Bazen o çıkmaz sokakların arasında patika yollardan işte park ve gezi yolları, bisiklet yolları şeklinde düzenlenmiş oluyor. O açılardan yani biz mesela Türkiye'de yaşarken hani birçok şey konuşurduk öğrenciyken, yeni mezunken ama sonuçta konuşurken ama bir de Türkiye'nin şartları böyledir. Hani gerçeklikle uymuyor bu sizin anlattığınız derlerdi ya da konuşulurdu. Ama buraya geldik gördük ki aslında olabiliyormuş yani. Öyle illa
Hele Türkiye gibi büyük bir ülkemiz var yani arazi olarak. İlla küçük küçük şehirlerin içinde sefertası gibi yığılma zorunluluğumuz yokmuş yani. Onu niye öyle yapıyoruz? Sorgulanabilir. Hele bugünlerde daha rahat sorgulayabiliriz. Çünkü yani sokağa çıkma yasağı var. İnsanlar ne kadar yoğunluk artarsa Yoğunluğu. hastalığın yayılma hızı o kadar hızlı artıyor. Ayrıca Bu bir de tabii evlerde yeterli. kalınca Evet. yani bu evlerin, apartman dairelerinin sabah akşam sürekli evde kalınca şeyini de sorguluyor oluyoruz. İmkanlarını, şartlarını. O anlamda da belki bir hayra vesile olur mu? Asansör düğmesine basmaya korktuğu bir ortamla hani çok sokağa çok çıkamasanız bile ki biz burada henüz çıkabiliyoruz. En azından arka bahçenizde çıkıp rahatlayabileceğiniz bir ortam arasında büyük bir fark var. Ki inşallah umarım Türkiye'nin şehirleşmesinin geleceği de o şekilde şekillenir diyelim Turgut Bey'in anlattığı gibi. İnşallah. Şimdi ikinizin de Emre abi senin 12 senedir Gödro'da çalışıyorsun. Şimdi son 4-5 ay önce başka bir ofisle birleşti. Even Call oldu ama Sibel ablanın Perkovis and Root Architects'te uzun seneler tecrübesi var. Bunlar epey büyük ofisler. Bu büyüklükte ofislerde ne tür projeler yapılıyor? Projelerde ofislerin herhangi bir program da ya da herhangi bir ölçekte konut yaparım, hastane yaparım vesaire gibi bir özelleşmesi söz konusu mu? Ofisin içinde nasıl yapılanmalar oluyor? Yani kısacası böyle ofislerdeki çalışma şartları nasıl diye ilk Sibel ablaya sorayım. Ben iki tane büyük ofis, ilki çok büyük değil ama iki tane özelleşmiş ofiste çalıştım. RSG Architects hastane yapıyordu. Bizim bulunduğumuz bölgede Innova Healthcare sistemi var ya, Innova diye bir şirket. Pek çok yere hastane yapıyor. Innova'nın işlerini yapıyordu. Bu bazen büyük ek ya da hastane projeleri olabildiği gibi. Bazen yeni bir doktor alıyorlar. O doktoru işe alırken size odanıza yeni dekore edilmiş bir oda yapacağız diyorlar ve onun odasının mobilyaları da olabilir. Yani burada önemli olan RSG Architects için o iyi prestijli müşteriyi bulabilmekti. O müşterinin büyük ya da küçük işleri arasında bir şey yok. Zaten hani saatlik bir ücreti var, bir rate'i var RSG Architects'in. Aralarında iyi gelişmiş bir ilişki var. İki ya da üç tane hastaneyi kendisine müşteri olarak edindiği zaman onların çok büyük işlerinde ama çok çok küçük işlerinde devamlı olarak yapıyordu. Dolayısıyla ben bu Virginia'daki birbirine 1-2 saat uzaklıktaki pek çok hastanede bazen bekleme odası, bazen işte doğum ünitesi, bazen de bir ek wing, yani tek bir ek binaya ek wing yapılmış, yani kanat yapılmış, onu da olabilir. Böyle çeşitli projelerinde çalıştım. O büro healthcare yapıyordu yani. O konuda uzmanlaşmıştı. Bu Amerika'da yaygın bir durum. Çok dev ofisler olsalar bile çoğunun uzmanlaştığı konular var. Eğer mesela diversity olsun, hani çeşitlilik olsun diyorlarsa bile kendi içlerinde bölümlere ayırıyorlar. Yani aynı mimar bazen ev, bazen dükkan, bazen de hukuk bürosu çizmiyor ya da mahkeme çizmiyor. Mahkeme, hukuk bürosu çizen bir ekipleri oluyor. Okul çizen bir ekipleri oluyor. Hastane çizen başka bir ekipleri oluyor. Bu da az, her zaman böyle değil. Genelde bir ya da iki konuda uzmanlaşmış olurlar. Daha sonra girdiğim firma Perkins & Root Architects, Amerika genelinde büyük bir firmaydı ve retail diyorlar, alışveriş merkezi yapıyordu. Pek çok Walmart binası çizdim. Strip mall, hani alışveriş merkezleri de çizdim o dönem. O çalıştığımız sürede ciddi bir ekonomik kriz oldu 2008 yılında Amerika'da. Benim çalıştığım Reston'daydı bizim büromuz. Fakat Amerika'nın çeşitli yerlerinde bürosu olan bir firma bu. Asıl merkezi Kaliforniya'da. Ben o büroda, Reston'daki büroda Lunch and Learn yapar. Türkiye'de de vardır belki. Biz mesleki olarak sizin kendinizi geliştirmek için Continuing Education, CE Units denilen puan toplamanız gerekiyor. Yani eğitiminize devam etmeniz gerekiyor. Bu eğitiminize devam ederken de çeşitli kaynaklardan eğitim alabiliyorsunuz. Pek çok inşaat malzemesi yapan büyük firmalar size bu eğitimi verecek dersler hazırlıyorlar. Mimarlar odasına gidip
dersi onaylatıyorlar. Onay aldıkları zaman da büroya gelip size bu dersi veriyorlar. Siz o dersi dinliyorsunuz. Sonunda küçük bir sınav var. O sınavı da alıyorsunuz. Ve bir ya da iki ünite çeşitli imamlarla ilgili çeşitli konularda eğitim puanı alıyorsunuz. Bu eğitim puanını daha sonra lisansınızı devam ettirdiğiniz sürece mimar odasına submit etmeniz, yani vermeniz. Ben bu kadar yıllık eğitimimi tamamladım demeniz lazım. Hatta eğer böyle eğitimleri çok dışlarsanız sene sonuna doğru ailece paraların bu tür makaleler okuyup sonra quizler yapıp sahip toplama derne düşüyorsunuz. Bayağı yani imza olur. Yetkisini alıp mimar olmak yetmiyor. Bir de bunun bir tekrar devamı var. Evet. Ve sadece bir konuda değil, yani nasıl desem, çeşitli konularda, çeşitli konular var. Mesela kimisi su geçirgenliği hakkında, kimisi işte sürdürülebilir mimarlık hakkında, kimisi çatılar hakkında. Yani tek bir konuda devamlı aynı dersi de almanızı istemiyorlar. Çeşitlendirme yapmanızı istiyorlar. Bunu şunun için anlattım. Ben 2008 yılının başına doğru 40 kişi için düzenletiyordum. Ha, lunch and learn'de bu firmalar size bu dersi verirken bir de hepinizi öğle yemeği alıyor. Yani hem bir size yemek ısmarlıyor, artıdan eğitim veriyor. Ama onun eğitimini dinledikten sonra bir 10-15 dakikada onların ürettiği o ürün tanıtımı da yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve böylece o dinlediğiniz birebir gördüğünüz malzemeyi yakından tanımış, dolayısıyla projelerinde bir ihtimal kullanmaya başlamış oluyorsunuz. Yani simbiyotik bir ilişki. Siz ondan faydalanıyorsunuz, o da sizden faydalanıyor. Bu lunch and learn'leri ayarlamak, düzenlemek büroda benim görevimdi. Firmalarla bağlantıya geçiyordum. İşte biz şu konuda eğitim alacağız, bu konuda eğitim alacağız. Siz gelir misiniz diye takvime koyuyordum. Sene başında 40 kişilik, yani demek ki bu lunch and learn'lere katılan 40 kişi vardı büromuzda. 2008 senesinin sonunda geri döndüm, Elif Kerem doğduktan sonra 12 kişi için lunch and learn düzenlemeye başladım. O kadar çok işten çıkarma olmuştu ki 40, yani artık 12 kişi için lunch and learn düzenleri olmuştuk. O çok kısıtlı dönemde, yani çok iş kaybettiğimiz dönemde hatta en büyük müşterimiz Walmart'tı. Bir gün direktörümüz geldi, pencils down dedi. Pencils down, elinize kalemi bırakıyorsunuz. Daha bir tane bile çizim yapmıyorsunuz. Bunun sebebi artık müşteri bizim yollayacağımız faturayı kabul etmeyecek. O yüzden hiç iş saati koymamamız lazım. Onlara fatura edebileceğimiz bir saat olmaması lazım. Ya da müşteri bir cap getiriyor. Diyor ki bana ayda 200 saatten fazla fatura etme hiçbir şey. Yani projeleri o şekilde yavaşlat. Öyle bir dönem oldu. O dönemde bile şey demediler. Hani ne iş olsa yaparız abi demediler. Yine sadece retail konusunda müşteri bulmak için etrafta gezdiler, konuştular. Federal iş alalım mı diye baktılar, sonra tam kafalarına yatmadı. Bunun sebebi de bir mimar eğer bir konuda uzmanlaşırsa, uzmanlaştığı konuda çok daha hızlı, çok daha ucuz bir şekilde ya da ekonomik bir şekilde üretim yapabiliyor. Yani eğer bir projeyi 8 saatte yapıyorsanız ve retail bir sheet'i 8 saatte bitiriyorsanız retail projelerini, yeni projelerini 3 aşağı 5 yukarı yeni retail projelerini 8 saatte bitirirsiniz. Ama bir size bir gün hadi okul yapalım dediğinde tekrar kodları araştırmanız, okulda izin verilen malzemeler nelerdir, okulda öğretmenlerle konuşmanız, nasıl bir sınıf nasıl tasarlanır, işte biliyorsunuz şimdi çeşit çeşitli var, IB sistemi var, Montessori'si var. O okulun yaklaşımı nedir, bunu öğrenmeniz. O 8 saatte yapacağınız iş 30 saate kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla yaptığınız üretim büroya çok daha pahalıya mal oluyor. Bu yüzden de uzmanlaşmaya çok uzmanlaşmaya çok önem veriyorlar. Onun dışında büroların yapılarında da farklılıklar var. Emre de eklemek ister. Proje Hayır, proje bazlı ekipler var. Dizayn ve uygulama bazlı ekipler var. Park of Saint Route'da dizaynı yapan ekip projenin bu prezentasyon bölümüne kadar dizaynı yapıyordu. O sırada bizden ufak tefek yardımlar istiyordu. Mesela ben böyle bir duvar çizdim. Bu duvarın kesitinde ne tür böyle malzemeler yapmayı düşünüyorum. Ne dersin, olur mu? Senin bir lazım var mı diye. Ben
uygulama bölümünde olduğum için bana sorardı. Ben onun dizayn yaptığı binanın hepsini ilk sadece duvar kesitini çizip ne problemler çıkabilir ona bakardım. Ve bazen inşaat mühendisiyle de konuşurduk bu problemleri. Ama bizim masamıza gelmesi projenin ancak işte dizaynı bittikten sonra, avant projesi bittikten sonra ya da skematik bittikten sonra bizim masamıza gelirdi. Bu Perkovic Rut'un uyguladığı bir çalışma düzeniydi. Emre'lerinkisinde ise her proje için bir grup bir araya geliyor. Onlar A'dan Z'ye o grup kendi içinde o projeyi başından sonuna kadar götürüyorlar. Ama o grup devamlı değişken oluyor. Mesela bir gün Emre Ali Veli 49-50 iken ertesi gün o proje bittikten sonra başka bir projeyi tamamen Evet, başka 5 kişiyle yapıyor. onun faydası bazen işte bizim patronlarımız, yöneticilerimiz bile gelip bizde ölçü alıyorlar. Hani diyelim ki bir yerde ölçü almamız gerekti. Bazen şartnameleri yazıyoruz. Yani A'dan Z'ye projenin her safhasında bulunduğunuz için olayın büyük resmini görüp daha bir sonraki projeye daha iyi hazırlanmış oluyorsunuz. Bir de o 2008 kriz döneminde bizim ofisten pek kişi çıkartılmadı. Onun bir sebebi de bu uzmanlık alanlarının hem biraz daha fazla olması hem de bu daha esnek bir yapısının, bu bahsettiğim esnek yapının olmasıydı. Yani uzmanlığın getirdiği olumlu taraflar da var ama uzmanlık alanlarınızın biraz daha çok olmasının da faydası var. Benim çalıştığım ofiste daha çok laboratuvar, okul, ofis, üniversite yapıları yapılıyordu. O dönemde de laboratuvar projelerinde çok kısıtlama yapılmamıştı. O yüzden o krizi biz Laboratuvarlarla atlattılar. daha rahat atlatmıştık Biz diyelim. retail çok ciddi retail ve ev bu iki konu Krizden direkt çok ciddi etkilenen. bizden etkilendiği için biz çok kötü Evet. olduk. Evet. Bakalım bu salgın krizinden nasıl etkileneceğiz henüz bilmiyoruz. Programın başında söylemiştim. Benim çalıştığım ofis 1927 yılında dedeleri tarafından kurulmuştu. O yüzden biraz daha eski okul diyelim. Yani 90'lı yılların Amerika, 2000'li yılların Amerika şeyinden ziyade biraz 50'li 60'lı yılların Amerika çalışma ortamından gelen gelenekler de devam ediyordu. Fakat bu geçtiğimiz sonbaharda daha büyük bir firma ile birleştik. Şimdi onun geçiş dönemindeyken tam bu salgın ortaya çıktı. O firmada da daha çok hastane, stadyum gibi daha büyük ölçekte projeler yapılıyor. Yaklaşık 500 kişi çalışıyor. 7-8 farklı ofiste. Çoğu Doğu yakasında ama Kaliforniya'da da iki ofisimiz var. Şu an işte bu krizi atlatmaya çalışıyoruz. Uzama süresine göre belki işten çıkarmalar vesaire de başlayabilir. Bakalım sabırla İnşallah bekliyoruz. hayırlısıyla geçer bu süreç sizin için de abi. Sizin home ofisinizin tanıtımda da bahsettim sizi tanıtırken Virginia bölgesinde özellikle birazcık New York'a doğru New Jersey'de falan bir kısmı bazen benim şahit olduğum üzere Müslüman komünitelere çok hayır işi yaptığınıza da şahit oldum. Fakat İslam genelde ve yine Türkler. Müslüman ve Türklere yine birçok küçüklü büyüklü sıfırdan yaptığınız işler vardı, restorasyonlar vardı, ekler. Zaten anladığım kadarıyla orta büyüklükteki bir ofise Amerika'da ya da Bizde gelen uzmanlık işler. yok. Biz ne iş olursa yaparız ha. Küçük olan şöyle oluyor biraz. Ama bu Ama de Diana Center of America'dan bahsettim. Hassa Mimarlığın Amerika'daki projesi. Orada da çeşitli görevler aldınız bildiğim kadarıyla. Ben de geldiğimde aslında cami kullanılıyordu ama külliyenin kullanılmayan yapıları vardı. Henüz inşaatı tam bitmemişti. Birazcık Diyanet Center of America'da tam ne görev aldınız ve aslında bütün Amerika için ama belki de o Washington DC ve Lanham çevresindeki Müslümanlar için Diyanet nasıl bir yer oldu? Çünkü bilmeyen arkadaşlar için Amerika'nın en büyük camisi oldu Diyanet Center of America. külliye olarak en büyük. Cami olarak da en büyük 2-3 tanesinden bir tanesi. Yani külliye olarak tam en büyük. İçinde bir sürü fasilitesi, bir sürü kültür yapısı vesaire vardı. 10 tane Türk evi vardı ki onlar farklı amaçlarla kullanıyorlar bildiğim kadarıyla. Sizin search olarak, Sibel Emre Arts olarak Hassa Mimarlığın projesinde ne tür görevler aldınız? İlk önce oradan birazcık başlayıp sonrasında da
Projenin ilk başlama aşamalarında site plan, yani vaziyet planı çalışmalarında o zaman benim çalıştığım Gödrü firması da dahil olmuştu. Yaklaşık bir 7-8 ay, bir yıla yakın bir süre vaziyet planı üzerinde beraber çalışmıştık. Daha sonra tabii çok büyük bir proje, başka mimarlar, başka mühendislik firmaları da projeye dahil oldular. Evlerin yapımında Sibel'in de aslında home office'e geçmesinin sebebi o evler olmuştu. O 10 evin tasarlanması proje müellifi olarak Hasse Mimarlık tarafından hazırlanmıştı kesin projeleri. Fakat buradaki sisteme adaptasyon, buradaki ahşap imalat tekniklerine göre uygulama projelerinin ve ruhsatın alınması işlerini ağırlıklı olarak Sibel takip etti. O da bizim için ilginç bir tecrübe oldu. Yani Türkiye'de tasarlanmış bir projeyi buraya adapte etmeye çalışıyoruz. Aslında daha önce Walmart'ın kendi merkezli mimarlık ofisi vardı. Amerika'nın değişik yerlerindeki ofislere gönderiyorlar. Ona site adaptation diyorlar. O ofisler mesela, benim çalıştığım ofis, bizim bulunduğumuz bölgede büyük Walmart projeleri yapıyordu. Orada edindiği tecrübeyi bu sefer bir Osmanlı, Türk Osmanlı evi projesinde uygulamış oldu. Onun haricinde külliyenin muhtelif binalarının iç mimari, ondan sonra mobilya seçimi, iç mimari öğelerinin seçimi yine Sibel tarafından yapıldı. Peki Diyanet Center, ben geldiğimde de yani biz dışarıdan buradan Türkiye'den baktığımız zaman işte projenin üslubuna, mesela Osmanlı üslubunda olmasını eleştirenler olabiliyor. Fakat Amerika'da Osmanlı üslubunda yapılmış bir caminin aslında çok farklı ve inanılmaz bir etkisi olduğunu gördüm ben orada. Sünni Müslümanların, Hindistanlı, Pakistanlı Müslümanlar düğün çekimlerine geliyorlar, düğün hatta yemeklerini veriyorlar. Şiilerin de hoşuna gidiyor aslında. Ben, peki anlayan İranlı tanıyoruz grupta. Geliyor, onlar da geliyorlar yani. Yani orada İslam'ı birazcık temsil eden, Müslümanları, İslam'ı demeyelim ama Amerika'daki Müslümanları formuyla, biçimiyle, üslubuyla temsil eden bir şey olarak görüldü Müslümanlar tarafından. Dersem yanlış demiş olmazdım herhalde. Olur mu? Yani bu Türkiye'de büyük bir tartışma, biliyorum biz öğrenciyken de vardı. Özellikle cami mimarisi üzerinden işte geleneksel mimari uygulanmalı mı, uygulanmamalı mı? İşte bir bina 18. 16. yüzyıldan uçup gelip konmalı mı, konmamalı mı? Yani Türkiye'deki cami stoğuna bakıp çeşitli çeşitli fikirlerin, yani çeşitli fikirlerin taraftarı olabilirsiniz. Hepsinin kendince bir mantığı var. Amerika'da dediğim gibi çok farklı komüniteler var ve bu komünitelerin burada rahat kendilerini Amerikalı hissetmeleri için burada dinlerini rahatça, kültürlerini rahatça yaşayabilmeleri Amerika devletinin taraftar olduğu bir durum. Kültürel olarak da öyle. İnsanlar o farklılığı görüp de bir tepki de vermiyorlar. Ayrıca bu bir ihtiyaç da. Ben sadece Müslüman toplumdan değil, benim iş yerime çok yakın iki Bulgar arkadaşım vardı. İkisi de mühendis. Gördüklerinde çok hoşlarına gitti. Çünkü onlara da kendi memleketini hatırlattı. Hatta bir tanesinin gözleri doldu projeyi görünce. Uzun uzun işte detaylarından, orasından burasından bahsetti. Çünkü burada bir sürü insan kökünden kopup geliyor esasen. Ve Amerika tarihi olan bir ülke de değil. Yani etrafınıza baktığınızda hiçbir dert olmadan Orta Çağ Katolik kiliseleri, hatta Washington DC'de bir katedral yaptılar 80'li yıllarda. İnşaatı da henüz bitmiş değil. Yani 21. yüzyıldayız ve hala milli National Cathedral diyorlar. Yani milli katedrallerini inşa eden ülke. Bu konu burada önemli bir tartışma değil. Eğer siz kendinizi Victorian era bir architecture, mimarlığa yakın görüyorsanız, mahallenizi o şekilde şekillendirmek istiyorsanız, bu konu eleştiri alan bir konu değil. Bizim bulunduğumuz mahalleyi de gayet iyi biliyorsun, hatta Northern Virginia'yı. Yani Londra'ya gidince, bizim evlerin gerçeği buradaymış diye o zaman
gördük. Shakespeare'in yaşadığı yere gittik mesela geçtiğimiz yaz. Her taraf Tudor evlerle doluydu. Tabii daha ilk büyük, daha dar, daha küçük ama bizim bulunduğumuz mahalle 80'li yıllarda 16. yüzyıl İngiliz mimarisinden özenerek o görüntülerle yapılmış bir yer. Yani belki de Amerika'nın göçmenler ülkesi olması hasebiyle mi Diyanet Center of America'nın o şey yani klasik Osmanlı tarzını ya da üslupsal seçimi çok doğru bir şey olarak Müslümanlar tarafından ve Müslüman gayrimüslimler tarafından bile hoş bulunuyor. Evet, bence bir ihtiyacı karşılıyor. İnsanlar, ben Şii bir hanım görmüştüm restoranda. Bildiğim kadarıyla Hilmi Bey bu konularda çok iyi. Yani böyle artizan detaylarda çok iyi. Pek çok el yazması var sağda solda. Bazıları Farklı. Farsça yazılmış çeşitli divanlardan yazılar var. Ve onun mimarinin bir parçası halini de getiriyor. Onu mermerle yazabiliyor ya da işte kapının bir yerinde bir detay yapıyor. Bir Orta Asyalı'da birazcık da Osmanlı'nın yapısı yüzünden o kadar geniş bir coğrafyaya gitmiş ki ve orada eserlerini de bırakmış, etkilemiş de. Kuzey Afrikalı, Balkanlı ya da Orta Doğu'nun bir ülkesinden birisi gelip orası bu benim memleketim gibi olmuş deyip ciddiye ağlayanlar var. Sonra ben bunu kendi ailemde çok hissettim. Ve buradaki zenci Amerikalılarda da görüyorum. Mesela hafta sonu otobüsle toplanıyorlar ve sırf burayı görmek için geliyorlar. Çünkü Amerika'da Müslümanlar son 20 yıldır tokat yiyen bir grup. Yani işte dizilerde ya da Fox TV'de orada burada bir şekilde sıkıştırılan bir azınlık. Ve camileri de yani çok kendilerini tarif eden bu kimlikleri de kötü binalarda, bodrum katlarında, özellikle kadınların bölümleri çok kötü. Kızıma anlatmakta çok zorluk çekiyordum. Yani tuvaletin yanında, bodrum katta, aşağıda, biraz kokulu yerlerde. Böyle burası da benim ibadet yerim diye gurur duyabileceği bir ortam da icra edilmiyor. Yani çocuklar gidip de gurur duyabilecekleri, sevecekleri, içlerini açan bir ibadethane göremiyorlar. Cami açıldı. Elif o zaman 16 yaşındaydı ve araba sürmeye başlamıştı. Ve uzun yollara gitmeye de bayağı korkuyordu. Ama okul arkadaşlarının hepsini o arabaya doldurdu. Ta Maryland'da 1,5 saat neredeyse mesafe var, büyük cesaret. Arkadaşlarını sırf yani bence bir bahaneyle götürdü. Havuza gireriz diye götürdü. Çünkü kendisi normal havuzları kullanmıyor. Hani burası bayanlar erkekler ayrı bir havuz. Ama aslında orayı göstermek istedi. Onu anladım. O çocuk aklıydı o zaman. Çünkü aslında onlar da düzgün bir yer, kendilerine ait, temiz, şık, mimari olarak güzel, böyle bir yerin ihtiyacı içindeler. Bu bizim tam anlayabileceğimiz bir şey değil. Çünkü benim kültürel olarak ya da dini olarak mimarim nedir dediğinde aklınıza büyük masterpiece şeyler gelebiliyor. Kendinizi ona ait, onunla bağlantılı hissedebiliyorsunuz. Burada doğan çocuklar için durum bu değil. Hem Amerikalı hem de güzel bir şeyler, güzel bir ibadethane görmekte zorluk çekiyorlar ve Şimdi Sibel abla kızacak ama bu Diyanet Center of America'nın böyle renkli renkli farklı ne diyelim farklı ırklardan farklı işte Afrikalı Müslümanların, Asyalı Müslümanların olduğu nasıl bir merkez olduğunu görmek isteyen Emre abinin Mimarem Instagram hesabından bakabilir. Herhalde Diyanet Center of America'yı en çok paylaşan mimar olarak ya da en çok paylaşan olarak şeye geçmiş olabilirsin abi. Dolayısıyla ben geldiğimde de öyleydi. Bir Ramazan'dı ve gerçekten renk renk Müslümanlar kendi geleneksel kıyafetleriyle çocuklara etrafta koşuyordu. İşte iftar da dağıtılıyordu. Orada çok gerçekten Müslümanların çok sevdiği, çok sahiplendiği bir külliye haline gelmiş oldu Diyanet Center of America. Şimdi sorulara geçmemiz gerekiyor galiba vakit olarak. İlk soruyu Ayşe Elif'in Pratt'taki eğitimi üzerine geldi. Ayşe Elif kızınız Amerika'daki en iyi mimarlık okullarından biri Pratt. Dünya yani şey Amerika sıralamasında 6. ya da 7.'ydi diye hatırlıyorum. Öyle bir okulda
eğitim almaya hak kazandı aslında. Çünkü Amerika'da o okullara gidebilmek de kolay şeydi. Ve başarılı da bir öğrenci, bitirmesine az kaldı. Pırat'taki eğitimi siz mesela Emre abi sen bir Mimar Sinanlı olarak nasıl değerlendirirsin? Pırat'ta daha artistik bir eğitim mi veriliyor? Daha soyut bir eğitim mi veriliyor? Yoksa Mimar Sinan'daki o teknik çizim, yapı bilgisi konularında da yani Mimar Sinan'daki kadar da o bir konulara değiniliyor mu? Bir değerlendirirsen. Yani Pırat'taki eğitim Mimar Sinan olarak sanki İTÜ'deki eğitim gibi diyebilirim bazı açılardan. Çünkü kolay nispeten yani. Bizim birinci, ikinci sınıfta 4-5 tane projemiz vardı ama yani bunlar ciddi mesela. Tabii bir Normalde de mimari projeler plansever vardı. ofisinde çalışmış biri olarak diye de eklendi yani. Dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla yani bizim Mimar Sinan Üniversitesi'nde 90'lı yıllar için konuşabilirim. Şimdi farklı olabilir. Üzerimizden biraz böyle silindirle geçilmiş gibi oluyor idi. Çünkü haftada 40 saat ders var. Yani pazartesi sabah başlıyorduk. Cuma neredeyse öğleden sonraya kadar. Bir dönemde 4-5 proje teslim ediyorduk. Özellikle birinci, ikinci sınıflarda. Ve daha hani mimarlığında ne olduğunu anlamaya çalışırken bayağı bir tokat yemiş gibi oluyor idik. O açılardan bakarsak, yani onların eğitimi Mimar Sinan'a göre daha rahat. Ama mesela hiç onlar da diyelim ki sadece bir senenin bir döneminde detay çözüyorlar. Bize her sene işte ince yapı dersleri, yapı dersleri birinci, ikinci sınıfta oluyordu. O açılardan biraz hafif ve rahat ama görebildiğim kadarıyla özellikle birinci sınıfları da onların biraz ağırdı. Üç boyutlu düşünmeye ve daha çok el çizimleriyle ağırlık veriliyor idi. Fakat daha sonra hemen ama bütün dünyadaki mesleki ortamına geçtiği için bilgisayar çizimli ortamına bilgisayar tasarım ortamı. Yani ben ilk başta daha çok elle çizecekler zannediyordum. Yani biraz daha sanat okulu gibi diye düşünüyordum. Öyle olmadı görebildiğim kadarıyla. Hemen bilgisayar ortamına adapte oldular. Yani paralel cetveller falan sadece birinci sınıfta kullanıyordum. Onun haricinde genel olarak okul kolay olmakla beraber onları çok araştırmaya yönlendiren bir sistemleri de olduğunu yani kolay derken Mimar Sinan'la karşılaştırıyorum. Yani biraz daha sanki İTÜ ile Yıldız Arası gibi bir şey bizim Ama zamanlarımızda. kolay diyorsun ama çocukların sene başında yani birinci sınıfta mimarlığa başvuran çocukların %50'si Evet. şu anda okulda. Yani Belki 100, 150-200 kişi başvurduysa şu an 50-60 kişi belki. yarısı Daha kaldı. az belki. Evet, yarısından azı kaldı. Çünkü eğitim sistemi sizin paralel geçişler yapmanıza imkan veriyor. Çocuk anlıyor ki çok uykusuz kalacağım, çok zorlanacağım. Birinci sınıfta, bazıları ikinci sınıfta başka bölümlere geçti. Yani sistem buna izin verdiği için zaten baktın siz bunu kaldıramıyorsunuz, yemeyecek. O zaman bu bana göre değil ya da ben böyle bir öğrencilik istemiyorum diyorsunuz. Başka bölüme geçiyorsunuz. Amerika'da Yani şey de mümkün galiba. Yani lisansı farklı bir yerde okumasına rağmen yüksek lisansı mimarlıkta yapıp mimar tabii. olabiliyorlar. Bizde o Yeterince yüksek lisansı yapılabiliyor ama mimar olamıyorlar. yani imza yetkisi almak istiyorsanız Belli sayıda kredi belli biriktiriyor. sayıda kredi biriktirmeniz lazım. Yani mimarlıkta yüksek yapabilirsiniz ama zannetmiyorum kredilerinizin yeteceğini. Mesela Yüksek yapmanıza izin verirler. UVA'de öyle bir program vardı, yoğunlaştırılmış bir programdı. Ama yani mümkün O kadar olabiliyor. kredi, o kadar kredi o yoğun dönemde veriyorlar. Yaz Çok dönemlerinde vesaire. zor bir hareket Evet. olur. Yapılır ama bayağı zor olur. Çünkü biz mesela ikimiz de yüksek yaptık. Buna rağmen bazı kredilerde eksiğimiz çıktı. Humanitarian Mesleki derslerde değil de yani stüdyo. mimarlıkla ilgili derslerde değil, daha çok sosyal alanlarda 40 kredi biriktirilmesi gerekiyormuş. Biz bu tarih dersi, sanat tarihi, inkılap tarihi onları üst üste koyunca 25-30 kredi çıkmıştı. Dolayısıyla Yükseğimizle beraber. aradaki 10 krediyi yine Çarp. bir buradaki community college denilen okullara gidip almıştık ki diploma denkliğini ayarlayabilelim diye. Ama şimdi yine duyduğum kadarıyla İTÜ, Yıldız, ODTÜ bu Amerika'daki akreditasyon programıyla uygun bir ders veriyormuş ki Evet. artık bu sıkıntılar olmuyor. Biz yani 90'lı yıllarda mezun olanlar için bu sıkıntılar vardı. Ama Az önce başka siz bölümleri oraya de tek yapıp o bana çok
kolay bir yöntem gibi görünmedi. Çünkü dediğim gibi bir sürü stüdyo dersi requirement'ı var. İstiyorlar onları bitirmiş olduğunuzu. Transkriptinizde görmek istiyorlar. Eğer yükseğinizde bu stüdyo dersleri yoksa gösteremezsiniz. Dolayısıyla da imza hakkı alamazsınız. Ama mimarlık bürolarında çalışabilirsiniz. Bu ayrı bir konu. Ha, az önceki soruya bir ek daha var. Peki Pırat'ta daha kariyerist bir tavır mı var? Daha Starkitect mi yetiştirmeye çalışıyorlar? Yoksa gerçekten mimari derinlemesine düşünülüyor mu? Mesela Cansever'i anlamak Fırat mezunu bir öğrenci için, siz olmasanız mesela, yani Ayşe Elif sizin kızınız olmasa, Cansever'in bir önemi olur mu bir Fırat mezunu için? Olur bence. Ama eğitim sistemleri sanki daha Starkitect yetiştirmeye yönelik, piyasaya mimar yetiştirmekten çok. O zaman çok tamam. Belli olur. Pırat'ın ne kadar başarılı olduğunu bilmiyorum ama yetiştirememek konusunda İTÜ tam olarak o şeye oturuyor. Yani Starkitect yetiştirmeye çalışıp hiç konut çizdirmeyip hep kültür merkezleri çizdirip sonra da... Yani zaten insan okullarda daha çok temel şeyleri öğrenip, yani ondan sonra çalıştığınız bürolar sizi şekillendiriyor, çalıştırdığınız ortamlar, sizin niyetiniz. Yani hangi okuldan mezun olduğunuzdan ziyade, yalnız mesela geçen dönem Elif'in hocası jürilerine beni de davet etti. Orada yaşlı, New Yorklu bir emekli bir mimar da gelmişti. Mesela ben onun bazı tavırlarını Turgut Bey'e çok benzetmiştim. Dolayısıyla aynı zamanda belli bir felsefi, belli bir bilgi altyapısına dayalı bir eğitim de vermeye çalışıyorlar. Tabii şu günümüz şartlarında araştırma imkanları da çok arttı. Bir yerde proje yaptığınız zaman biz mesela 90'lı yıllarda belediye gidip oranın haritasını almak bile bir meseleydi. Hani şimdi Google Earth'ten hemen bulabiliyorsunuz, üç boyutlu şeylerini hazırlayabiliyorsunuz. Ortamların da değiştiğini düşünürsek, şimdi özellikle geçen dönemki ve bu dönemki proje dersleri bir binayı ortaya koymaktan çok, o da var. Benim gözlemlediğim kadarıyla. O binanın nerede olduğuyla da. Şimdi yani bu projeyi hazırlamak için nasıl araştırırım? Çünkü çok fazla bilgi var. O çok fazla bilgi içinde insan rahatlıkla boğulabiliyor. Yani daha çok bir araştırma metodolojisi öğretmeye çalışıyorlar. Ona odaklanmışlar. En azından 4. yıldaki çalışmalarında 5 yıllık bir okul. Daha çok ona kaydı. Yani 2. 3. yıllarında daha çok bina yaptırırken 4. yıllarında araştırmaya yönlendirdiler ki tahmin ediyorum diploma projesinde hepsini birleştirmeye çalışacaklar. Vaktimiz biraz azaldığı üzere ikinci soruya ben geçeyim. Özellikle günümüz şartlarını değerlendirdiğimizde korona diye belirtilmiş, geleceğe yönelik kariyer planlarımızı yapmamızda ne gibi öneri verebilirsiniz diye sorulmuş. Sibel abla, sen cevaplarsan bunu da bir adalete bulmuş olsun. Koronalı kariyer planlaması. Şimdi koronalı kariyer planlamasında bence en önemli olan, yani benim şu anda benim tecrübe ettiğim bu işinizi kurarken ya da iş yerinizle ilişkinizi belirlerken flexible olabilmek, yani farklı ortamlarda farklı bağlantılarla çalışabilmek çok önemli. Ve şu anda Amerika'da bu çok yaygın. Bazı çalışma arkadaşlarımız Amerika'da değil, dünyanın çeşitli yerlerinde olabiliyor. Ve serverımızda herhalde pek çok insanın şu anda öyledir, online. Ve belediyeler de şu anda evden çalışıyor. Şimdi ilginç durumu. Yani mesela ben Washington DC, çeşitli belediyelerle çalışıyoruz. Washington DC belediyesi benim çok şikayetçi olduğum bir belediye. E-mail atarsınız, zor gelir, telefon açarsınız, adam ters davranır. Ama şimdi hepsi evlerinden çalışıyorlar ve çok hemen cevap vermiyor. Cevap vermeye başladılar. Bayağı da nezaketliler şu sıra. Yani herkes de bir ortak bir sıkıntımız var. Birbirimize yardımcı olmalıyız. Tabi görüyorum. Ama benim evden çalışabiliyor olma bizim Emre ofisten çalışıyordu. Bizim bu geçişimizi çok kolaylaştırdı. Ben evden çalışıyorum ama devamlı evde değilim. Bir ofis space'im var, ara sıra oraya da gidiyorum. Ya da inşaatlar sebebiyle dışarıda da olabiliyorum. Ama evde de full bir şekilde iş yapabileceğim bir ortamım var. Bunun iyi yanları var, kötü yanları var. Çocuklar evdeyse hiç kolay bir iş değil, onu anladım yani şu korona dolayısıyla. Ama çocukların okula gittiği normal bir ortamda
Bu gayet yapılabilecek bir şey. Hem erkekler hem bayanlar için. Onun dışında tahmin ediyorum binalarla ilgili özellikle Amerika'da pek çok şey değişecek. Yani koronanın varlığı, daha doğrusu hijyenin bir farklı, çok daha önemli bir gereklilik olarak hayatlarımıza girmesi bazı pazarları açacağını düşünüyorum. Mesela burada tarih musluğu satan Costco'da satılıyor. Onlar da patlama oldu. Amerikalı arkadaşlarımız bu tarih musluklarını, bideleri falan birbirlerine e-mail atıp share yapmaya başladılar. Sonra evlerin içine ayakkabıyla giriliyor ve bu aslında bu sustainability, sürdürülebilir konularında sık sık bahsedilen bir şey. Evdeki hava kalitesini çok düşüren bir şey, alerjileri çok artıran bir şey evin içine ayakkabıyla girilmesi. Ama artık herkes ayakkabısını dışarıda çıkarmaya başladı ve çok fazla paket, her şey paketli, çok çöp çıkartıyoruz. Ve bu bütün bunların hepsi yaşadığımız yerlerde, ofislerde, her tarafta her şeyi ikinci, üçüncü defa düşünmemize sebep oluyor. Bazı mekanlar büyük ihtimalle gereksiz olmaya başlayacak. Hatta benim en büyük endişem acaba ofis yapan mimarların işleri azalır mı? Çünkü belki bundan sonra daha çok evden çalışan İnsanlar yani çalışma gücünün bir kısmı evden her çalışmaya şey devam online olmaya edebilir. başlayacak. Ama zaten gençlerin öyle bir sıkıntısı yok. Onlar en rahat adapte olabilen nesil. Evet. Daha çok bizim yaşımız ve bizim Ama yaşımız biraz daha. bu tür programlara mesela kullandığımız programın bir değişik versiyonu GoToMeeting'i siz zaten Amerika'da kendi ofisinizde kullanıyordunuz Emre abi. Gödro'da Evet. farklı ofisler arasında kullanılıyordu. Hatta bizim Türkiye'de BIM programlarını kullanan ofisler var ama BIM programlarını sadece plan çizdikten sonra 3 boyutu da aynı anda çıkartma, kesit alma vesaire gibi kolaylıklarla kullanıyorlar. Fakat sizin gibi aynı anda aynı proje üzerinde serverdan çalışan ofisler ya da makine mühendisiyle, inşaat mühendisiyle koordineli olarak aynı anda aynı dosyada çalışıp havalandırma borusunun kirişe denk gelip gelmediğini projede görebilen ofisler bildiğim kadarıyla çok yok. Dolayısıyla aslında birazcık da bu tür çalışma ortamına da Amerika mimarlık ofisler açısından birazcık daha hazırdı sanki. Evet. Ama burada da ona direnen yaşlı bir nesil var. Özellikle bu biraz da yaşla ilgili bir konu. Onlar da şimdi mecburen istemeyerek bile olsa bu sisteme adapte olmaya çalışıyorlar. Genç nesil daha çabuk adapte O oluyor. software kullanım konusunda ben bir şey eklemek istiyorum. Aslında bu benim hep söylemek istediğim, anlatmaya çalıştığım bir şey. Biz gayet güzel AutoCAD kullandığımızı düşünerek buraya geldik. Yani kendi ofislerimizi de gençlikte o zaman uçuruyorduk. Öyle diyorduk yani kendimize. Ben birkaç tane MicroStation kullanıyordum, AutoCAD kullanıyordum, ARCHICAD kullanıyordum. Yani bir sürü software'i gayet rahat bir şekilde kullanabiliyordum. Fakat sonra buraya gelince anladım ki onları çok nasıl desem, özellikle AutoCAD'i çok kullanımına uygun bir şekilde kullan. Yani AutoCAD size mesela bir ev vaat ediyor, siz sadece bir odasını kullanıyorsunuz gibi düşünün. Bu software'leri kullanma şekillerinde biraz fark var. Türkiye'de hala var. Çünkü en son kız kardeşimin evinde bir değişiklik olacaktı. Ben ona yardım etmek istedim. Hani bir evinde bir inşaat değişikliği yapmak istiyor. Bana uygulayıcı firma çizimleri yolladı. Mimarlara yardımcı oluyor gibi. Sonra baktım hala 20 yıl önceki o sıkıntı hala devam ediyor. Paper space kullanılmıyor ya da hani AutoCAD'in her şeyi bütün olanaklarıyla kullanılmıyor. AutoCAD kullanılıyor genelde. Monospace'te sadece. Evet, sadece Çok fazla Monospace'te. olanak yok. Ama Evet. bu da yine niye? Çünkü bizim neslimiz mimarlar 90'lı yıllarda Evet. öğrendiler AutoCAD Evet. kullanmayı. Hala 90'lı yılların mantığında Evet. kullanmaya devam ediyorlar. Hani insanın devamlı kendini yenilemesi Olması lazım. lazım. Evet. Siz genç olduğunuz için şimdi daha kolay ve daha belki bizim bahsettiğimiz birçok şeyse hikaye gibi geliyor. Direkt çünkü yeni sistemin içine dahil oluyorsunuz ama belki 10-20 yani insanın bir yandan yani eski şeyleri korumak önemli, kültürleri, çalışma sistemleri ama bir yandan da istemesek bile hızla değişen bir çalışma ortamı var. O değişikliğe de hakim olmak lazım. Yani onun bilinçsizce kullanıcısı değil de onu bilinçli bir şekilde kullanmaya açık bir zihnimizin olması lazım. Yoksa Hayat ne işimiz getirecek zor hiç yani. bilmiyoruz da Evet. gördüğünüz gibi. Evet, herkesin bilgisayarı eninde sonunda çeşitli software'lere ihtiyacı olabiliyor. Dinozor kalmamak lazım. Benim aslında merak ettiğim Türkiye'deki sen öğretim hocasın. Türkiye'de mesela Elif
okulda Rhino öğreniyor, Revit öğreniyor ya da mesela AutoCAD öğrenmediler bile. Çocuklar piyasaya yeni çıkan bu yeni iş gücü hep en son software'leri öğrenerek çıkıyorlar. Çok da indirimli bir fiyatla alıyorlar onlar. Hani öğrenci versiyonları aldıkları için yüklemeleri sıkıntı değil. Türkiye'de de öğrenciler bu şekilde mi mezun oluyor? Neler öğrenerek mezun oluyorlar? Bizde zaten programlar crack'li kullanılıyor. Dolayısıyla şey meselesi yok. Onun haricinde genelde benim gördüğüm kadarıyla mimarlık okullarında AutoCAD öğreniliyor. Şehirde şu an mimarhanenin de kurucusu Mustafa Tutar abi, Mustafa Tutar hocamız veriyor ders mesela. Ders olarak veriliyor. İTÜ'de bize ders vermemişlerdi ama ister istemez bir şekilde AutoCAD'i planları, kesitleri normal AutoCAD'den çiziyorduk. Onun haricinde de 3 boyutta genelde kolaylığından dolayı SketchUp ilk öğrenilen oluyor. Daha sonra görselleştirme konusunda eskiden Max öğreniliyordu. Şimdi SketchUp'tan Lumion kullanılıyor. Lumion birazcık yani Lumion bayağı geliştirdiği için. Ama yani AutoCAD öğreniliyor. AutoCAD öğrenmeden herhalde mimarlık öğrencisi Türkiye'de mezun olmuyordur diye sanıyorum. Vaktimiz bitiyormuş. Onda galiba toplantı kapanacak. Birçok soru var. Fakat soruları cevaplamamıza vakit kalmadı. Furkan, yazılı olarak gönderirseniz ben de onu önerecektim. Mail olarak Emre abiler bu soruları cevaplayabilirler mi? Arkadaşlara da haksızlık tabii ki, olmayalım. Tabii ki biz hepsini düzenler Emre Bey'le Sibel Hanım'a göndeririz. Tamam. O zaman o arkadaşlara da ayıp etmemiş oluruz. Emre abi, Sibel abla, bu toplantıya, doğrusu konuşmaya katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Burada bir sürü genç arkadaşa, 127 kişi şu an, sizin akranlarınız olan abilerimiz, hocalarımız da var içlerinde ama çok faydalı oldu muhtemelen bu konuşma. Samimiyetinizden ve ilginizden dolayı dediğim gibi teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin. Evinizde sağlıcakla kalın inşallah. İnşallah. Sağ olun. Görüşürüz.